Sevgili seyirciler, merhabalar efendim. Star ekranlarından Türkiye'nin dört bir köşesini selamlıyorum. Herkese sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Sağlık, mutluluk, huzur, bolluk, bereket sizlerle olsun. Yuvanızda, yuvanızdan efendim güzellikler, sevgiler eksik olmasın. Allah iyilerle karşılaştırsın. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bir şey tavsiye ederek başlamak istiyorum. Dişlerinize çok iyi bakın, diş etlerinize çok iyi bakın. Dün alttan iki tane böyle kanal tedavisi oldum. Çok uzun bir süreç. Hocam gerçekten çok acılı bir süreç. Evet, maalesef. Bir tarafını yapabildiler, bir tarafını aynı anda yapamadıkları için. Bayağı gece, zor bir gece geçirdim. Şişkinliğim var. Konuşmakta da çok zorlanıyorum. Bunu şimdiden belirteyim. Lütfen diş sağlığınıza özen gösterin. Çünkü diş sağlığı aslında pek çok sorunun da, sağlık sorunlarının da temelini oluşturuyormuş. İnsan başına gelince anlıyor efendim. Evet, çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun dileklerinizi kabul ediyorum. Hocam çok hoş geldin. Çok teşekkürler. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. İnsan bir geçmiş olsun falan der yani. Yani evet. Özür dilerim. Evet. Adli tıp uzmanımız Doktor Taner Güven hocamız bizimle. Hukuk danışmanımız Avukat Hasan Koca Bey bizimle. Efendim hoş geldiniz. Hoş bari hoş siz geçmiş ya, olsun demediniz. Ben hoş geldiniz diyeyim. Utandırmasanız efendim, bu o kadar programa konsantreler ki hani bir bitsin şu cümle de biz bir programa başlayalım. Aynen aynen, gerçekten haliniz vardı yani. Önemli değil. Sizin de bütün ekibinde ve seyircilerimizin de geçmiş olsun dileklerini kabul ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben hiç diş ağrısı yaşamadım ve çekmediğim için hiç korkunç. Anlamıyorum gerçekten. Korkunç özür. Yani hakikaten. Hiç yaşamadım. Bunun nedeni de işte bakmak, bakımla evet. Alakalı. Sık sık arada bir gitmek, sık sık değilse bile rutin bir diş kontrolü yaptırmak lazım. O yüzden bugün gerçekten çok zorlanıyorum konuşmakta. Ama ne derler efendim, show devam eder evet. Değil mi? Her zaman için program devam eder. Efendim. Tekrar sevgiyle selamlıyorum sizleri. Şimdi hanımlar, özellikle sözüm size. Evlilikleriniz 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık neyse. Bununla ilgili bir de hatta bir film de vardı. Demet Akbağ'ın oynadığı bir filmdi. Şimdi diyelim ki bir gün eşinize dediniz ki ya beni bir seyahate götür, şöyle bir hafta gidelim baş başa kafa dinleyelim dediniz. Eşiniz size hayır götürmeyeceğim. Zaten sen buna iddiaları söylüyorum bakın. Sen buna değmezsin. Öyle bir şey dediniz mi? Evet dedim. Dediniz değil mi? Dedim. Eşiniz size hayır gitmeyeceğiz. Sen de buna değmezsin derse. Çok üzülürsünüz değil mi? Çok çok üzülürsünüz. Tabii. Hakikaten yani bir sorgularsınız. Ama evden kaçar mısınız? Evden kaçıp gidip kocanızı hani terk eder misiniz? O noktaya gelir misiniz? Yok, o kadarını yapmazsınız diye tahmin ediyorum. Bir iki gün bir surat asarsınız filan. Metin Bey'in iddiasına göre eşi işte bey bir seyahate gidelim birkaç gün demiş. Hayır cevabını alıp arkasından da sen buna değmezsin deyince 37 gün önce iddiasına göre evi terk etmiş ve Metin Bey buraya eşinden özür dilemek, eşini yeniden kazanmak için geldi. Ben de şeyi çok merak ediyorum. Sormaya fırsatım olmadı. Niye kasketle? Bizim çocuklar çıkarmaz kasketle. Ama niye kasketle çıkmış? Onun da cevabını alacağız efendim. Metin kırmızıyla başlayalım. Eşi Nazik Hanım'a değmezsin diyen Metin Bey 2 hafta önce terk edildi. Metin Kırmızı, eşinin tüm isteklerini yerine getirmeye söz veriyor. Eşi Nazik Hanım'dan af diliyor. Evi terk edip gittin ufak tefek şeyler için. Biz 28 yıldır evliyiz. Ne olur geri dön. Çocuklarını arıyor mu? Allah'ını seviyorsan çocukların aklına geri dön. Seni ben çok seviyorum. Canımdan çok seviyorum. Kimin yanında? Değmezsin dediğim kelime için yuva yıkıyorsun. Çocuklarımız evde sensiz. Nazik Hanım, Mehmet Bey'e geri dönecek mi? Birazdan. Mehmet Bey. Evet, Mehmet Bey değil, Metin Bey. Diyor ki ismimi yanlış söylemişler diyor. Arkadaşlar, Metin Bey, evet. Metin Bey,
Önce bir gerçekten merak ettim. Çocuklar niye size izin verdi kasketle çıkmanıza? Bu rahmetli kayınpederimin şapkası. Öyle mi? Evet. Aa, Allah rahmet. Çok mu severdiniz? Çok severdim. Şu anda da eşinizi biraz duygusal olarak etkilemek için mi bu şapkayı taktınız? Hayır, alakası yok. Ben rahmetli kayınpederimi çok severdim. Rahmetli kayınpederim. Ne zaman çok... rahmetli oldu? 2002'de. 2002'de. Bayağı yani 19 senedir bu kasketi taşıyor musunuz? Evet, evde. Saklıyorum. Biraz da ama sanki bana eşim de hani bunu görsün. Tabii, babasının tabii. Kasketi bir şeyi verdiniz galiba kendisine. Şimdi kaç yıllık evlisiniz? 27 yıllık. 93'te evlendik. 93'te. 1993'te. Nazik Hanım'la evlendiniz. Siz 55 yaşındasınız. Evet. Nazik Hanım 44 yaşında. Aranızda 11 yaş fark var. Evet. Görücü usulü evleniyorsunuz. Güzel bir, mutlu, sevgi, saygı dolu bir evliliğiniz oldu mu? Nasıl evet. Geçti evlilik? Hep güle güneşe. Her zaman güzel yürüdü. Ara sıra bazen tartışmalarımız oluyordu. Sürtüşmelerimiz oluyordu ama aramızda çözüyorduk. Tabii ki. Hiçbir yanlış olmuyordu. Şimdi karınız tatil diyor. Şimdi 37 gün önce gitmiş ya evden. Ama aslında tatil konuşması 37 değil 44 gün önce olmuş. Yani bu konuşma olduktan bir hafta sonra Nazik Hanım gitmiş iddiaya göre. Onu bir anlatın bize. Bu uzun yıllardır tatile mi gitmiyordu kadıncağız? Biz bunaldı mı? Tatile gitmiyorduk. Tatile gidemiyorduk çünkü işten dolayı. Yorgun düşüyorduk. İşte o tatile ben, gidilir ki dinlenmek için ya. Ben devamlı çalışan bir insan olduğum için, ağır işte çalıştığım için. Ne iş yapıyorsunuz? Ben özel bir şirkette çalışıyorum metro istasyonunda, havalimanı metrosunda. Havalimanı metrosunda. Evet. Peki yıllık izniniz falan yok mu? Yıllık izin kullanamıyoruz bazen. En son çıkış aldığımızda parasını alıyoruz. Ha, ama siz onun için izin kullanmıyorsunuz. Evet tabii. İzin İstanbul, parası almak İstanbul'da için. İstanbul'da olduğumuz için izine gerek duymuyoruz. Ama kadınlar duyuyor. Çünkü diyor ki karı koca bir de çocukları da büyütmüşler. 20 yaşında, 25 yaşında. Eğlenin artık. İki tane erkek çocuğu. Artık hani çocuklar da kendini kurtarmış. Şöyle baş başa kocacığım kaç yıldır mesela baş başa karı koca tatil yapmadınız? Tatil amaçlı hiçbir yere gitmedik böyle. Bu otelde tatile gidelim de bir yerde oturalım da bir şey yapalım yapmadık. Hiç yapmadık. Bazen ara sıra mangalı bilmem ne göre. Onlara o mangalı filan da evin bahçesinde. Evin bahçelerinde. Ya da sahile gidiyor. O da yılda bir sefer olursa olur. Ben yalan söylemiyorum. Ay. Çok şey kaçırıyorsunuz. Ya Metin bence Bey, de. Ya. Peki. Ama gezme amaçlı geziyoruz. Şimdi o gezme sayılmıyor. Hani sahile inelim bir kahve çay içelim o değil. Peki Nazik Hanım çalışıyor muydu? Hayır çalışmıyor. Ev kadını. Ev kadını. O yani 23 sene boyunca 23 senelik evliyiz dediniz. 27 senelik. 27 sene boyunca iki çocuğuna baktı, size baktı. Evet. Ev işi, ev hanımlığını küçümsemeyin. Hele 3 tane erkek var evde. Bunun yemeği, çamaşırı, o su, bu su. Bir Demet Akbağ'ın böyle bir şeyi var gerçekten. Biliyorum. Filmi. Evet, evet. Zafer Algöz'le evet. Birlikte. Sonunda bir karavan kiralayıp gidiyorlar ama 27 sene boyunca tatile gidilmez mi Metin Bey ya? Bir de üstüne hadi gitmiyorum dedin. 27 yıllık karına, iki çocuğunun annesine sen buna değmezsin denir mi? Niye böyle bir şey söyledin? Niye böyle bir şey dedim? Ben işten izine ayrıldım bir hafta. İşten ayrıldığım gün benim demin de dişten bahsetmiştiniz ya dişim ağrımaya başladı. Ha. Feci şekilde ağrımaya başladı. Doktora gittim dişimi çektirdim. Onu da doktorda çekerken bayağı hırpaladılar. Bir hafta boyunca ağrısı geçmedi zaten. Bana dedi ki tatile gidelim. Çocuğuna dedi şuradan bir yere bak bakalım bulabileceğim mi? Bir yerden buldular. Dedi hadi gidelim. 2000 lira mı neydi herhalde? Bir haftalığı. Bir haftalığı mı? 3 gün mü? Tam onu kestirmiyor şimdi. 2 kişi 2000 lira. Evet. Peki. Dedim benim diş hastayım zaten dedim. Hiçbir şey olmaz dedim. Zevki kalmaz. Dedim sonraki günlerde gideriz. Sonra izin yok. Ya, sonraki günlerde bir daha izin alırız dedim. Ya. Ondan sonra bu birazcık sesini yükseltmeye kalktı. Yükseltince bağırınca dedim bak işte görüyorsun dedim. Değmezsin dedim. Onu da öylesine söyledim yani. O çok ağır. Kadın 27 senede bir kere sesini yükseltmiş. Bir kere mi yükseltti bilmiyorum da. Bir kere tatil için sesini yükseltmiş. Şimdi bak dün bana o yapılan işlemleri hakikaten inanamazsın. Ne yapıyorum?
Bir yerine işte bir 3 saat ara verip bir ağrı kesici daha alıyorum. Şu anda yayın yapabiliyorum. Tatile deseler koşa koşa giderim yani bu halimle. Yani o diş ağrısı bir bahane. 27 senedir diş çektirmedin herhalde. Ya. 27 senenin bir şeyi olmalı. İzin parası almak için. Çocuklar çalışıyor mu bu 25 ve 20? Çocuğun birisi daha yeni çalışmaya başladı. Öbürkü? 15-20. Öbürü evde oturuyor. 20 yaşındaki mi oturuyor? 20 yaşındaki evde. Evde. Bütün bunlardan çıktı yani. Başka bir sebebi yok diyorsun. Bana söylediği bu. Bir tek değmezsin kelimesine evi terk ettim gittim diyor. Doğru. Onurlu, gururlu bir insan. 27 sene sonra emek verdiği kocasında sen değmezsin tatile derse bunu gurur meselesi yapar. Onur meselesi yapar. Ama işin içinde başka iş var mı? Onu bilmiyorum. Siz İstanbul'da yaşıyorsunuz. Evet. Karınız Ankara'ya gitmiş. Yaşlı bir kadına ve onun çocuğuna mı, kocasına mı bakıyor? 25-28 yaşlarında engelli bir çocuğa baktığını, bir de onun annesinin hasta olduğunu söylüyor. Bir de bunların kızın, engelli kızın babasının müdürlükten emekli olduğunu, oğullarının da öğretmen olduğunu, saygılı bir insan olduklarını söylüyor. Kadın saygı istiyor, evet. Saygı görmek, saygılı insanlarla. Peki emin misiniz mesela, gittiniz mi, gördünüz mü, tanıştınız mı bu insanlarla? Hiç yerini bilmiyorum ki nasıl göreyim. Size kendi mi arayıp annesine, haber verdi? Annesine de söylemiyor yerini, kız kardeşlerine de söylemiyor, çocuklara da söylemiyor. Ha. Yerimi öğreneceksiniz diye. Peki o zaman bu sadece tatile gitmiyorsun, götürmüyorsunuz ve işte değmiyorsun. Tabii ki önemli bir kelime bu, çok önemli. Değmezsin, evet. Cümlesi, kelimesi çok önemli. Bunun bambaşka bir şey olabilir mi sizce Metin Bey? Hiç tahmin etmiyorum. Benim eşim yanlış yapmaz. Hayır, ben onun yanlış yaptığını söylemeye çalışmıyorum. Siz daha fazla şey yapmış olabilir misiniz bu yıllar içinde? Onca sene içinde yapmış olabilirim. Bu bardağın son damla, son damla mıydı yani? Onca sene içinde yapmış olabilirim. Herkesin kusuru var. Herkesin yaptığı bir hata var. Ama evi terk edecek kadar bir hatamız yok. Biz onların ikimiz ne zorluklara göğüs gerdik. Nelerden kurtulduk. Peki Metin Bey, bir de bir şey söyleyeceğim. Siz görücü usulü evlenmişsiniz ya. Evet. O zaman başlık parası falan bir şey var mıydı? Bir para ödediniz mi ailesine başlık parası adı altında? Evet, evet ödedim. Ne kadar? O zamanın parası 15 bin lira. 15 bin lira. Evet. Yani 27-28 sene önce. Evet. Bunu karınız biliyor. Biliyor. Bunu siz hiç dile getirdiniz mi ona? Her defasında sen beni 15 bin lira vererek satın aldın derdi bana. Ben seni satın almadım. Seni çok sevdiğim için 15 bin lira verdim dedim. Gerekirse daha da fazla isteseydiler daha da verirdim dedim. Çünkü ben sizi seviyorum dedim. İlk gördüm aşık oldum size dedim. İlk gördünüz aşık oldum. İlk gördüm oldunuz. Aşık oldum ben buna. O da size aşık oldu mu acaba? Ya onu işte bilemiyorum. Hayır, sevmiyorum. Size duygularını dile getirmedi mi bunca yıldır? Seviyorum. İlk baştan öyleydi bilmiyorum. Ha. Kendine sormak lazım. İnşallah. Sen ona sormadın mı? Ben sana aşığım. İlk evet, evlendiğinde söylüyorum. Sen beni seviyor musun demedin mi mesela? Dilini ucuyla seviyorum derdim. Hiç. Siz onu gerçekten aşık olarak. Çok sinirli, çok asabidir. Hep bu 27 yıl boyunca yüzmesi, öyle miydi? Evet. Çok sinirli, çok asabidir. Metin Bey siz... Sinirleri bozuk, psikolojisi bozuk olduğuna inanıyorum. Başka türlü evi terk etmez. Çünkü çocuklarının üstüne çok düşerdi. Benim önümden yemeği alır onlara verirdi. Nasıl bıraktı gitti ben anlamadım. Belki de çok doldu bir şeylere doldu bu kadın. Çocukları terk edecek kadar dolamaz. Ama çocuklar da pek çocuk değil. Biri 20, biri 20 küsur yaşında. Hani bayağı yetişkinler artık. Yetişkinler ama yani onları, ufak onları canından, terk edip canından fazla severdi. Onlarla görüşüyordur belki. Metin evet de. Şimdi 28 sene önce 15 bin lira başlık parası veriyorsunuz. O mu dile getiriyor bunu? Sen beni satın aldın 15 bin lira verip. Bunu söylemesi için sizin ona... Sanki onu satın almış, malıymış gibi davranmanız lazım ki hayır. Karşılığında bana böyle davranamazsın, beni satın almış gibi davranamazsın demesi lazım. Siz mi ona bunu böyle hissettiriyordunuz? Ben sana 15 bin lira verdim falan hiçbir gibi. Hiçbir zaman ben onu gerçekten o şekilde mi? Hissettirmedim. Benim yanımda, ben zaten onu 15 yaşındayken aldım. Benim yanımda büyüdü zaten. Benim çocuklarım neyse benim için o. Ben çocuklarımı nasıl seviyorsam onu da öyle seviyorum.
Gerçekten. Şu gerçekten anda da. Hala seviyorum. Nasıl sevmem mi? Benim canım, ciğerim, nefesim, her şeyim benim o. Ben onsuz duramıyorum ki. Peki giderken kime ya da size mi böyle bir şey cümle kurdu mu? Ben işte başkasına gideceğim, zengin bir hayat yaşayacağım, farklı bir hayat yaşayacağım. Böyle bir cümlesi mi var? Sadece geçen görüşmemizde ben zengin olacağım dedi bana. Zengin olacağım dedi. Zengin olacağım dedi. Nasıl zengin olacak? Bilmiyorum. Mesleği var mı? Mesleği yok. Eğitimi var mı? Eğitimi de yok o şekilde. Zengin olacak bir eğitim yok. Nasıl zengin olacakmış peki? Söyledi mi size yani? Söylemedi. Söylemedi. Zenginlikle kastı nedir mesela? Senede bir defa tatile gitmek. Benden mi? Her defasında... Zenginlikle kastı neydi evet, acaba? Evet. Her defasında evin yarısını senet yapmamı isterdi benden. Ben de aldım bunu götürdüm notere. Ha. O zaman bizim ta evin taksitleri bitmemişti. Noterci dedi ki ev dedi sizin değil ki dedi. Daha bankanın dedi. Olmaz dedi. Ondan sonra ben iş yerinden bir tazminat aldım. Borçları kapattım. Bir sene oldu daha kapatalı. Bu sene gittikten sonra evin yarısını bana yaparsan annesinin yanına geçti bu ilk öncesinde. Gün 21'inde kayboldu. Ben annesini aradım. Annesinin iknası üzerine Bartın annesinin yanına döndü. Orada 5 gün mü 6 gün mü ne durdu. Bana oradan telefon etti. Sana dedi ki bana ben dedi şu anda dedi avukatın önündeyim. Senden son kez dedi bir şey soruyorum dedi. Evin dedi yarısını benim üstüme yapıyor musun yapmıyor musun dedi. Siz ne dediniz? Ben de dedim yapıyorum dedim. Yani üstüne, şu anda gelse evin yarısını üstüne mi yapacaksınız? Bir dakika. Onun üzerine benden bir tane de bilezik istedi. Dedim ki tamam dedim onu da alırız dedim. Nazik hattaymış. Alo. Dedim, alo. Nazik Hanım. Nazik Hanım. Peki. Ara vereceğim. Dönüşte Nazik Hanım bağlanıyor. Şimdi benim duyduğuma göre evi üzerine yapmış ya 27 yıllık eş. Çocuklarının annesi. Ya yarısını bana yap, yarısı senin olsun. Bugüne kadar kabul etmemişsiniz ama şimdi kabul ediyorsunuz. Hatta arkadaşlarıma şunu söylemişsin. Dönsün gelsin evin tamamını da yaparım ben onu. Ben onun kendisine de söyledim. Yani yapar mısın gerçekten? Evet. Peki, ben onu kendisine söyledim. Peki dönüşte Nazik'le bir konuşalım. Gerçek sebep tatile gitmeme mi? İşte sen değmezsin mi? Yoksa başka şeyler mi var birikimler 27 yılın sonunda? Evet, yayınımızdan sonra Emine ile ilgili çok önemli gelişmeler yaşandı. Bu gelişmeleri de yeri geldiğinde sizlerle paylaşacağım efendim. Şimdi Metin Bey ile konuşmaya devam ediyoruz. Eşin bağlanmıştı telefona, tekrar mı bağlamaya çalışıyorlar? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Metin Bey, benim duyumum bana iletilen, şu an telefonda mı? Peki, eşin telefonda. Alo. Alo. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz gerçekten bir tatile gitmediniz ve size çok ağır bir kelime aslında bu söylediği. Değmezsin kelimesini kullandığı için mi 27 yıllık evliliğinizi bırakıp gittiniz? Yok, bu yılların birikimi sadece o değil. Sadece o değil. Yani yılların o birikimi. Damlayı taşıran bardağı son damla mı oldu? Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Ben zaten dosyayı attım arkadaşışa. Boşanma dosyasını. Ben boşanmak istiyorum. Metin Bey. Yani bu öyle bir... Dosyayı da attım zaten arkadaşlara. Ve bir daha da beni rahatsız edilmek istemiyorum. Bu benim kendi kararım. Metin Bey, yani senin eşin böyle bir küslük için gitmemiş belli ki. Başka bir şey. Başka bir şey olması lazım. Başka bir şey asla olamaz. Hayır, ben şöyle. Kadının yıllardır gururunu incitecek. Yıllar içinde size... Anlatsın o zaman. Neyi varsa mesela anlatsın. Mesela bir 15 bin lira baş... Ben hiçbir şey anlatmak zorunda değilim. Kısa ve öz. Olay bitti. Ben boşanma davasını açtım. Dosyayı da attım. Ve kararımdan da dönmeyeceğim. Evet, ev konusuna gelince evi de konuştu. Evi çocuklarımın üzerine yapsın. Yani benim hakkımı ben çocuklarımın üzerine yapsın. Ne ev ne başka bir şey.
Hiçbir şey istemiyorum. Konu kapandı. Evet, hiçbir şey. Konu kapandı. Ben neden konuşmanızı istiyorum biliyor musunuz? Yani bir kadını evinden 27 sene sonra götüren şey tek kelime olmaz çünkü. O kelime de çok ağır tabii. Sen tatile gitmeye değmezsin kelimesi çok ağır. Ama onun ya. Yanı sıra yani bir kadına yıllar içerisinde kocası ne tür psikolojik ya da fiziksel şiddet uygular ki bir kadın artık yeter hani bardak taştı deme noktasına gelir. Onun için ya biraz... Onlar da bende kalsın. Öyle mi? Gerek yok, evet. Benim konuşmamı eşiniz ister misin? Biraz fazla mı tutumlu daha fazla acaba? Konuşmak istemiyorum. Benim konuşmamı ister misin? Yok, daha fazla gereken avukatımla görüşürüz. Benim konuşmamı ister misin? Daha fazla. Ne demek istiyorsunuz? Daha fazla konuşmak istemiyorum. Metin Bey ne demek istiyorsunuz? Tehdit mesajları aldığını söylüyordu bana. Hanımefendi. Kesinlikle hiçbir şey yok. Kesinlikle böyle bir konu yok. Bunlar 15 yıl önceye dayanılan şeylerdi. Kesinlikle şu anda öyle bir şey yok. Kendi kararımla geldim ve kendim anneme de gittim. Bu süre zarfında ben annemdeydim. Peki çocuklar... Şu an sadece onun benim nerede olduğumu bilmesi istemiyorum. Yok, bilmesine gerek yok zaten de. Şu an siz istemiyorsanız tabii ki gerek yok. Oğulları... Ama daha fazla uzatmayalım bu konuyu. Oğullarınızla konuşuyor musunuz arada bir? Tabii ki konuşuyorum. Ha öyle mi? Oğullarınızla konuşuyormuş Metin Bey. Sizinle ilgili oğullarımla konuşuyor, 3 günde bir konuşuyor. Bunun istediği zaman konuşuyor. Çocukların istediği ben zaman değil. Ben kapatmak zorundayım. Ha, şöyle İşim bir var. Şey olabilir mi Nazik? Bir dakika, cevap bekliyorum senden. Benim konuşmamı istiyor musun? Neyle sen kesin ediyorsun? Kesin mi diyorsun bunu? Hayır, onun konuşması niye o olaylarda gitmedin de? Niye o olaylarda gitmedin de şimdi gidiyorsun? Onun konuşması hiçbir şey değiştirmeyecek. Sonuç Serap Hanım, olaylar erkenle Serap Hanım. Bu kız kardeşinin kocasıyla 11 sene beni aldattı. Kız kardeşinin kocasıyla beni 11 sene aldattı. Ne? Ne diyorsun sen? Nasıl ya? Ben bunu daha 2017'de duydum. 2017'de. Niye kabul ettiniz bunu? 2017'de. Her şeyi yalan söylüyorsun. 2017'de çocuklarla bir araya geldik. Bu dedik Allah'ın yarattığı bir kuldur. Allah'ın yarattığı bir kuldur. Gelin oğlum bunu affedelim. Bunun gidecek hiçbir yeri yok. Tamam beni istemesin o zaman. Tamam biz niye o olaylarda beni o kadar zor durumda bıraktı? Ben buna sarıldım. Tamam, sırtımı kötü bir dönmedim. İnsanmışım. Madem peşimi bıraktın. Sırtımı lütfen. Dönmedim. Telefonlarını araştırabilirsiniz. O zaman sırtını dönseydiniz. Evet. Şöyle bir niye şey o zaman dönmediniz? Şimdi buraya çıktın gayet güzel konuştun kadınla ilgili. Ondan ya işte Serap Hanım. Şimdi ne oldu birden de kadın istemeyince... kaka oldu, evet. Tukaka oldu yani. Bir de ona da anlattım. Hayır, Metin Bey bakın şöyle söyleyeyim. 2017 yılında yaşanmış bir olay affettiyseniz. Yok, dava sürüyor. Gerekenleri avukatımla görüşürsünüz. Daha hala ondan tehdit mesajları alıyor. 150 bin lira paramı yedim. Ne alırsam alayım ben. 150 bin lira paramı yedim. Size o evi sattıracağım dedi. Bir şey söyleyeyim de Nazik Hanım da bunu duysun. Nazik Hanım yani yaşanmış veyahut da yaşanmamış. Bunu tartışmıyoruz. Ne yaşanmış olursa olsun 2017'deki bu olaydan dolayı sizi affetmişse boşanma davasını artık buna dayanamaz. Bu meseleden dolayı bakın bu da bana boşanma bunu yaptı diyemez. Boşanma davası buna dayalı değil zaten. Benim kendim. Hayır kendisi diyor kendisi yani. Kendisi buna dayanamaz Metin Bey yani. Buna hani dayandırarak. Bu iftirayı değerlendirmeyin. Yani bu boşanma davasına bir delil olarak kullanamaz. Çünkü mahkemeler. Ben bu iftirayı kabul etmiyorum. Boşandığım için böyle yapıyor. Ben bu iftirayı kesinlikle kabul etmiyorum. Gerekenleri de avukatımla görüştüm. Şunu söylemeniz lazım. Bakın şunu Allah'a emanet olsun. Nazik Hanım bakın şunu söylemeniz lazım. Ben hiçbir zaman iftira atmıyorum. Metin Bey o zaman nasıl öğrendiniz bunu peki siz? Kendisi. Kendi mi söyledi? Kendisi söyledi. 11 yıl boyunca böyle bir şey ikisini oldu. İkisinin arasında anlaşmazlık çıktı. Tabanca zoruyla yıllarca ben çocuklarım için buna katlandım dedi. Ve şimdi de bundan kurtulmak istiyorum dedi. Ama 11 yıl sürmüş diyorsunuz. Evet, yani evet 11 yıl sürmüş. Yani bu tabanca bir ile 11 yıl olmaz. Bu istismar gibi bir 11 şey. 11 yıl. Peki ama şimdi ben bir şaşkınlık şoktayız içindeyim gerçekten. Hakikaten. Ben telefonların incelenip iftira atmıyorum. Metin Bey biraz önce ağlıyordun sen reklam arasında. Evet. Seviyorum, ediyorum, şudur, budur, dönsün, evin tamamını ben vereyim. Ben yine seviyorum, canımdan bir parça beni aldatıyormuş. Boşanacak hiçbir sebep yok o 5 sene sonra. O daha ne sebep bu, olsun? Bu zamana boşanacak hiçbir sebep yok. Yani 2017'den sonra yeni bir boşanma sebebi yok demeye hiçbir getiriyor. Hiçbir sebep yok ondan sonra.
Ama siz de o boşanma sebebini kullanmamışsınız. O kavga çıkarttıysa ben kaçtım. Ama bu konuyu gündeme getirdiniz herhalde defalarca. Tabii. Sen değmezsin lafının altında. Sadece o gün bana sesini yükseltti. Kadın iyi götürüyormuş ve belki de bir şans tanımışsınız evliliğinize. Kocacığım bir tatile gidelim demiş. Tabii. Yani gidecek kadın başta bunu söylemez. Tabii. Kocacığım bir tatile gidelim. Hayır gidemeyiz, dişim ağrıyor. Zaten sen buna değmezsin. Lafı geçmişe de dayanan bir şey. Bir şeyler olmuş, bir şeyler tabii, olmuş. Tabii, tabii, bunu yüzlemişsin. Duyduğuma göre, arkadaşlarıma söylediğine göre. O açtıysa ben kapatmaya çalıştım. O açtıysa ben kapatmaya çalıştım. Ya burada o açmadı ama Metin Bey siz açtınız. O açtıysa ben, dedi, ben kapatmaya dedi. Çalıştım. Ben buna buraya katılırken de dedim. Eğer dedim sen bunu dedim sürdürürsen bu boşanmayı, ben dedim bunu söylerim. Sen bu, beni nasıl şantaj dedim. Şantaj gibi değil mi ama Metin Bey? Ne olacak söyleyince sen ne dedim, yapmış oldunuz? Karınızı geri kazanmış dedim, olmadınız ki. Yapacak bir şey yok. Yani bakın karınızın babası rahmetli kayınpederinizin kasketiyle çıktı buraya sevgili seyirciler. Hem kayınpederimi çok severdim diyor. Hem de arkadaşlarıma da söylemiş aslında. Biraz da karısının hoşuna gitsin diye. Hani bir anıyı canlandırmak için çıkmış. Ama kadını ben çok kararlı, çok bitirmiş tabii. gördüm tabii. yani. Bunun altında siz mesela başka bir sadakatsizlik olmadığını söylüyor. Tehditlerden dolayı psikolojisini bozulduğunu düşünüyorum. Tehditlerden kaçtığını düşünüyorum. Kimden tehdit alıyor? Kız kardeşinin kocasının tehditlerinden. Telefonlarının kız kardeşi hala evli mi o adamla peki? Evli. Nasıl oluyor bu iş? Evli. Kız kardeşi hala biliyor evli. Bütün kız, bu yaşananları. Hepsini biliyor. Hepsini kocasını biliyor. Affetti. Kocasını affetti. Ben karımı affettim. O kocasını affetti. Hiçbir şey yokken. Ya Metin Bey bunu affetmekte... Neden? Niye ben sana bu kadar zamanda sırtlamışım, hiçbir şey yapmamışım, bir tokat atmamışım o olaylarla alakalı? Sadece boğazına sarılmışım bir kere. Boğazına sarıldım bir kere. Niye? Daha ne olsun? İşte o olaylardan dolayı. Başka da hiçbir şey yapmadım. Ay ben artık hakikaten burada bazen konuşacak kelime evet, bulamıyorum yani. Vallahi. Bulamıyorum yani. Ben iddia et, şey yapmıyorum. İftira atmıyorum. Kadın boşanmak istediğini söylüyor. Yapacak bir şey yok. Boşanabilir artık. Ama dediğim gibi şuradan bir cümle daha kurayım. Hani sinirle bunu söyledi demek istiyorsanız, bu fırsatı bir daha yakalayamam diyorsanız, buyurun birkaç kelime daha cümle kurun, söyleyin. Sizi izliyor şu anda, bizi izliyor eşiniz. Şu andan sonra söylenecek hiçbir şey kalmadı. Öyle mi? Şu andan sonra hiç söylenecek bir şey kalmadı. O benim bunları söyleyeceğimi biliyordu. Ama Metin Bey samimi bir çağrı için burada değilsin samimi o zaman. Samimi bir çağrı bak, yaptım. Samimi bir çağrı için o benim samimi çağrıma bir... karşılık bunlar bunca tamam. benim şeyime göre yani yaptığıma karşılık bunları yapıyorsa. Siz de intikam için rezil edeceğim diye düşündünüz. Tamam. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Böyle durumlarda... Tabii ki kadının ihaneti konuşulur ve ayıplanır ama erkeğin bunu hiçbir şey olmamış gibi kabullenmesi ve de bacana kişi ise karşıdaki bunu kabullenmesi daha çok kınanır ve ayıplanır. Kesinlikle. Onu da bilin tabii, yani. Tabii, tabii. Hani siz bunu burada söyleyerek karınızı belki rezil etmeyi planladınız ama şimdi bir sürü insan ekran başında diyor ki bir adam sen de niye kabul ettin 11 sene aldatılmışsın hem de bacanan tarafından. Çocuklarım falan demişsin. Sonra da gelip programın ilk bölümünde ağlayarak ben karımı geri istiyorum, çok seviyorum demişsin. Sonra bunu gündeme getirmek, o kadını rezil etmeye çalışmak demek. Yani o kadın olduysa siz de onun kadar inanın şu anda ben eleştiriliyorsunuz. Ben zaten rezil olmuşum. Beni terk ettiği anda ben bitmişim zaten. O ben başka, duygusal çöküntü başka. Karınızın tabii. 11 yıl sizi aldatıp bilerek onu kabul etmeniz ve hala geri dön çağrısı yapıp karınız hayır deyince de bunları ortaya dökmeniz çok farklı bir şey. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Bu şansı yakaladınız en azından. Karınıza tabii. konuşma fırsatı buldunuz. Onun son kararını öğrenmiş oldunuz. Bundan sonrasında artık bilmiyorum çocuklar mı aranızı yapar yapmaz mı? Hiç, o kadar artık aramızı hiç kimse artık, yapamaz. Evet. Bu iş bitmiştir. Bence de biraz da zaten saygı da yitirilmiş, her şey evet. yitirilmiş. Sadakat yitirilince zaten dolayısıyla onlar da evet. bitmiş oluyor. Efendim 22 yıllık Zeliha Arslan dosyasına geçelim. Bugün hani ulaşılamayan bir adam vardı. Sessizliğini koruyan özellikle de
Zeliha Arslan'ın kaybından öncesinde tabanca verdiği iddia edilen, sonrasında Neciba Hanım'a gelip kızın Devrek'te ben seni görüştüreceğim diyen Serkan isimli bir şahıs vardı. Serkan sessizliğini bozdu. Muhabirimiz Murat Sönmez'le sorduğu her soruya cevap verdi. Şimdi Zeliha Arslan dosyasına geçebiliriz. ...22 yıllık kayıpta... ...3 kişinin adını çok sık duyduk. Suat Bey, Vedat Bey ve Serkan. 22 yıllık Zeliha Arslan kaybında... ...kilit isimler konuşuyor... ...şüpheler bir kat daha derinleşiyor. 14 Şubat... ...pazar günüymüş. Evet. Sizin kızınız... 13. ...cumartesiyi... ...pazara bağlayan... Evet. ...gece kaybolmuş, doğru mu? Mahallede bütün herkes öyle konuştu. Kimden duyduğunuz çok önemli Suat Bey. Evet. Hedef şaşırtan kim? Evet. Beni ararlarsa... ...yok de ne demek? Bu kimin dedim ben. Ya ne yapacaksın dedi. Bu kimin diye üstüne basınca... ...bu dedik Serkan'ın. Seliha'ya tabanca vermiş. Yerini biliyorum demiş. Serkan'ın beni arar o... ...ve ben seni onunla görüştüreceğim demesi. Serkan bu soruların cevabını vermeli. 22 yıllık Zeliha Arslan kaybında sis perdesi aralanıyor mu? Birazdan. Anne Neciba Hanım, dayı Eyüp Bey ve erkek kardeşi Mehmet Bey stüdyomuzda... ...muhabirimiz Murat da Zonguldak'ta dediğim gibi şahısları şöyle bir... Hatırlayacak olursanız yani Zeliha Arslan'ın kaybından sonra ortada dolaşan isimler bunlar. İşte Vedat Bey diye birisi onunla kaçtığı iddiaları ki Vedat Bey Antalya'da yaşıyor ve iddiası şu ki Zeliha Arslan kaybolduktan 8 ay sonra hem karısı vefat ettiği hem de işleri bozulduğu için Antalya'ya yerleşiyor. Ama diyor o dönemde benimle ilgili Şinasi, Zeliha'nın kocası ve ailesi Vedat'la kaçtı diye bir söylentiyi yaydılar diyor. Ama yüzünü de göstererek röportaj veriyor. Suat Bey dün telefona bağlandı. Ki sizler hani Şinasi'nin sırdaşı, efendim kara kutusu, her şeyi biliyor, taşıyordu vesaire dediğiniz Suat Bey de sizin söylediklerinizi çok doğrular nitelikte konuşmadı. Bugün onunla telefon bağlantımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, konuşmayan bir kişi daha vardı. Serkan, sessizliğini koruyan. O da Zeliha'nın kocası Şinasi'nin öz amcasının oğlu. İddialar neydi? Serkan Neciba Hanım'a gelmiş ve o Devrek'te teyze ben görüştüreceğim seni demişti iddialar. Yine Mehmet Bey ablasının çantasında bir tabanca görmüştü ve sorduğunda da Serkan bana verdi demişti. Ve Mehmet Bey de hem bunu görmüş, kuru sıkı değil, askerden yeni gelmiştim, bildiğiniz tabancaydı diyor ve talim yani atış talimi yaparken de sesini duydum diyor. Şimdi ben Zonguldak'taki muhabirimiz Murat'ı bir canlıya alayım, bir selamlaşayım kendisiyle. Murat'cığım merhaba. İyi yayınlar Serap Hanım. Teşekkür ederim. Murat'cığım ben Serkan Bey'le konuştum ve bilgiler aldım. Bunu biliyorum ama o bilgilerin içeriğini önce bir tekrar buradaki iddia sahipleriyle küçük küçük konuşmak istiyorum. Sen de lütfen dinle. Çünkü bunlara aralarda cevap vermen gerekecek. Neciba Hanım ilk sizinle başlıyorum. Bir daha bize şu Serkan'ın Zeliha kaybı... Serkan'ı önceden tanıyor muydunuz evet. bir kere? Evet. Görmüşlüğünüz var. Evet. Siz Mehmet Bey... Aynen. Siz Eyüp Bey, siz tanımıyorsunuz. Ama kızınızın kocası Şinasi'nin öz amcasının oğlu. Evet. Dolayısıyla Neciba Hanım kaç kez karşılaşmış, görüşmüş olabilirsiniz Serkan'la? Şimdi o zamana kadar birkaç kez karşılaştım. Nerede karşılaştınız? Benim evimin inşaatında elektrik tesisatı yapıyordu. Yarıda bıraktı gitti. 2 gün çalıştı, 3. gün çalışmadı. Çünkü Ayyaş'ın teki... İçkicinin teki kasılarla içki götürüp içki içiyordu akşama kadar benim evimde inşaatta. Sonra bir daha nasıl karşılaştınız? Sonra bir daha yavrum kaybolduktan sonra geldi kapımın İki önüne. 2 kere toplam. Evet, evet. İnşaat işinde çalışan ve 2 gün çalışıp kaybolan ortadan giden kişinin Serkan olduğundan emin misiniz?
Kaç yaşlarındaydı? Kaç yaşlarındaydı? Vallahi o zaman 17-18 yaşını var mıydı, yok muydu tam yaşını bilemiyorum. Siz de oradan mı tanıyorsunuz? Bunların elektrikçi dükkanı vardı zaten. Evet. İstasyon Mahallesi denen yerde. Babası Ünal, babasından çok korkardı zaten bu. Babasından kaçak, bunların station beyaz bir taksileri vardı. Babasından kaçardı. Yani bayağı bir... siz de Mehmet Bey, Necibe Hanım siz de kızınız kaybolmadan önce Serkan'ı tanıyordunuz. Evet. Kızınız kaybolduktan sonra da size gelip iddianıza göre devreye gitti. Evet. Ben onu bulacağım dedi diyorsunuz. Ama 22 senedir kendisini görmedim. Görmediniz. Ben de görmedim. Görsem zaten ne olurdu bilmem. Tamam. Peki şimdi ben Murat'a dönüyorum. Çünkü bu sorunun sizin iddianızın devamında önce şunu Murat'cığım cevaplayabilir misin? Necibe Hanım da Mehmet Bey de Serkan'ı tanıyor. Sana ne dedi? Necibe Hanım'ı Mehmet Bey'i tanıdığını söylüyor mu Serkan bize? Sadece Zeliha Hanım'ın babasını tanıyor. Necibe Hanım'ı tanımadığını söylüyor ki televizyondaki yayınlardan gördüğünü iddia ediyor. Daha önce tanımadığını söylüyor. Peki bu durumda bir gün sonra, kayıptan bir gün sonra Necibe Hanım'a gidip o kızın Devrek'te ben sana göstereceğim onu, o beni arayacak sorusuna ne cevap veriyor bu durumda? İlk bu iddiayı kesinlikle kabul etmiyor. Kesinlikle böyle bir şey yaşanmadı diyor. Evet gittiğini kabul ediyor ki kendisine bir aracı var, taksisi var. Bu babasına ait bir otomobil var. Bu otomobille birlikte aileyi gerek taksi durağına gerekse Devrek'le ilgili bir konu gündemde ama bunu Serkan Bey'in iddia etmediği, Serkan Bey evet ben de o zaman Devrek'le ilgili ailenin götürmesini istemiş Serkan Bey'den ve Serkan Bey de kendi taksisiyle aileyi gerek taksi durağına gerekse Devrek'e götürmek için ailenin yanında yer almış. Peki aile içinde neden bir Devrek konusu geçmiş Serkan aileyle işte Devrek'e gitme arama? Hatta posterler falan bastırılmış o dönemde Şinasi Bey ve ailesi tarafından. Oraya da yapıştıralım diye. Neden Devrek konusu geçmiş Murat? Şunu söyleyelim öncelikle Serap Hanım. Serkan olayın yaşandığı tarihlerde 17-18 yaşında. Aslında bir çocuktan bahsedebiliriz. 17-18 yeni yetişkinliğe geçmek üzere olan bir gençten bahsediyoruz. Şu anda kendisi 40'lı yaşlarda. Ki o yaşlarda çok fazla olaya hakim de olmadığını sadece... genç bir çocuk olduğu için babasından aracı kaçırıp gittiğini iddia ediyor. Ve aileyi gideceği yerlere götürmek için kendisinin ailenin yanında yer aldığını söylüyor. Peki şimdi burada çok enteresan olan şu. Bakın evinizde iki gün boyunca bir elektrikçi çalıştırıyorsunuz. Evet. Bu kişi kızınızın, damadınızın amcasının oğlu. Evet. Yani bu herhangi dışarıdan tuttuğunuz bir usta değil. Serap Hanım. Diyor ya Mehmet'le annesini daha yeni gördüm diyor ya. Ben babasından korkup araba kaçırdığını biliyorum. O kendi de zaten aynı şekilde söylemiş yani. Beyanını hayır vermiş. Bir de evde çalıştırdığınız tabii, birisi. Yani, damadınızın yalan konuşuyor. Her şeyle yalan konuşuyor. Her şeyle yalan. Her şeyle yalan. Veyahut da düğüne gelmedi sonra, mi bu? Heh. Bu saatten düğüne. Sonra tek şüphelendiğim insan Serkan. Her şeyle yalan konuşuyor. Peki ben de size Her şeyi Serkan anlatacak. Peki ben de size şunu söyleyeyim. Mehmet Bey, Serkan da sizden şüpheleniyor desem ne dersiniz? Herkes aynı şey. Şimdi Suat Vedat'tan şüpheleniyordu. Ablamın kızı Antalya'da olduğundan şüpheleniyor. Serkan diyor ki Eskişehir'de. Mehmet diyor gelsinler buyursunlar beni tanıyan 20 senedir. Hayır yanınızda olduğundan şüphelenmiyor. Başka bir şeyden şüpheleniyor. Yani başına bir Serkan şey geldi. Serkan da sizin bu işin içinde başına her ne geldiyse Zeliha'nın sizin çok iyi bildiğinizi söylüyor ve sizden şüpheleniyor. Şimdi size çok önemli bir sorum var Mehmet Bey. Buyurun. Bize geldiğiniz günden beri şunu söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki ben ablam kaybolmadan 10 gün önce bize gelmişti. Çantasında tabanca gördüm ve bu tabancanın kuru sıkı olduğunu söyledi. Kim verdi ki dediniz askerden geldim biliyorum. O normal bir tabancaydı. Hatta modeline kadar biliyorsunuz. Ve dedi ki bana Serkan verdi dedi. Sonra ikinci gün dediniz ki ablam o silahla atış talimi yapıyordu. Ben de duydum dediniz. Evet ben de duydum. Şimdi bir dakika lütfen. Mehmet Bey siz askerliğinizi er olarak mı yaptınız? Evet. Peki. Kıdemli bir asker değildiniz yani.
tabanca teslim ediliyor muydu size? Nereden biliyorsunuz tabancanın modelini, işte neyse o ne, her neyse? Askerde komutanlarımızın belindeki, palaskasındaki silahlarını alırdık. Onlar mesela futbol oynarlardı, basket oynarlardı. Hani şarjörünü boşaltıp da bize derlerdi ki tutun bunu, şarjör ayrı cepte, silahınız ayrı cepte, hani el tutun diye, kimseye vermeyin diye. Ben garnizonda mutfak çavuşuydum. Hani komutanımızın en güvendiği insanlardan biriydim yani. Orada da ya biz askerliğimizi yaptık, silah almayan zaten askerlik yapmaz ki. Ya, tüfek ayrı da tabancayı diyorum, özellikle nasıl tanıdınız diye soruyorum. Benim amcamın oğlu da polisti. Amcamın oğlunun silahı da aynı, hani ilk verilen amca ne verdiler, hani amca oğlu ne verdiler sana silah dedik. Böyle he, böyle böyle silah verdiler dedi. Bakabilir miyiz diye sorduğumuzda o da şarjörünü çıkartıp böyle şu marka şu model şöyle bir silah diye. Tesadüfen ablanızın çantasındaki de aynı marka silah mıydı yani? Biri 9 milimetreydi, biri 7.65'ti. Hatta hiç aynı silah var. Hayır hayır. Yani ha, amca oğlununki 9 milimetreydi. Ablanızınkini nasıl hemen teşhis ettiniz? Yani o silahın... Dedim ya ben size şarjörüne bastım mermiyi göreyim diye. Ya daha önce gerçek bir mermi görmüş müydünüz? Tabii. O milimetrede. Tabii gördüm. Peki askerde Mehmet Bey, gördüm yani. Bir kez daha soruyorum size. Ablanızın çantasındaki tabancanın nereden geldiğini biliyor musunuz? Bana ablama söylediklerini söylüyorum. Hatta o gün bu Serkan'ın kız kardeşi de vardı yurt dışında olan. O da vardı yani. Yalnız Mehmet Bey, şimdi 17-18 yaşında olduğunu ilk defa bugün söylüyorsunuz. 17-18 yaşında bir çocuğun tabanca bulması sıkıntılı. Nereden buldu? Sıkıntı olmaz. Hocam, her yer kendi parası yoktur. Serkan'ın şey eğer olmaz. Beni buradan duyanlar varsa, sıkıntı olmaz. Serkan'ın okul döneminde 3-4 kişi, 5 kişi, 6 kişi peşine takıp koyduğu zamanları da biliyorum ben. Ha gelsin bana. Benim şu saatten sonra şüphelendiğim tek insan Serkan. Bütün her şey onu gösteriyor. Bizi tanıdığı halde Necip Hanım'ı da Mehmet Bey'i de burada ilk defa görüyorum diyor. Yalan söylüyor. Adalete güveniyorum. Adaletimiz bunu ortaya çıkartacak. Peki ben Murat'a hemen bunu soracağım. Çünkü Serkan'ın sizi suçladığı tam olarak işte bu tabancayla ilgili. Murat'cığım, Serkan Bey ne diyor? Bu tabancayı çünkü ilk kez bakın karakola gidiyorsunuz. Kardeşin, ablanızın kaybolduğunu ihbar ediyorsunuz. Şüphelendiğiniz kişileri söylüyorsunuz. Serkan devreye götürecekti ve orada gösterecekti ablamı ya da kızımı diyorsunuz. Çok önemli bir konuyu emniyete aksettirmiyorsunuz. Bu da ne? Tabanca konusu. Efendim benim ablama ya da kızıma Serkan denen şahıs bir tabanca vermişti ve biz bunu gördük. Kardeşime sorduk, ablama, o da Serkan verdi dedi. Çok önemli bir ayrıntı. Emniyete hiçbir şekilde intikal etmiyor. Ta ki konu burada açılıncaya kadar. Neden? Emniyette hiç verdiğimiz hiçbir dilekçe... hiçbir dilekçemiz gitmedi. Bu söz konusu bile değil. Ya bu tabanca olayını... ben size... İddialarınızı söylemiyorum emniyete sunduğunuz. İlk sunmanız gereken tabancaydı. Tabii. İlk. Tabii. Ama bu hiç gündeme getirilmedi. Murat'cığım, Serkan Bey, biz ilk defa Serkan'a bu soruyu sorduk çünkü. İlk soran biziz yani. Bu tabanca olayı nedir diye. Ne anlatıyor tabanca olayıyla ilgili? Evet, Zeli Hanım'ın o sır dolu kaybı kadar son zamanlarda yanında taşıdığı tabanca da çok önemli. Kimden nasıl temin etti? Bu sorunun cevabı için biz aslında Serkan Bey'e bu soruları yönelttik. Serkan Bey bu sorunun cevabını en iyi bilecek kişinin Mehmet Bey olduğunu söyledi ve şöyle bir anekdot anlattı. O dönemle ilgili Zeli Hanım kaybolmadan önce 98 yılı Eylül ya da Ekim ayları içerisinde Serkan Bey elektrikçi olduğu için bir inşaatta çalışırken dışarıda silah sesleri duyuyor. Boş bir arazi var. Boş araziye çıktığı zaman Mehmet Bey ve Zeli Hanım'ın atış talimi yaptığını söylüyor. Yalan. Hatta ilk defa bir kadının silah kullandığını gördüğü için de şaşırdığını ifade ediyor ve dışarı çıktığı zaman yani Mehmet Bey ve Zeli Hanım'ın yanına gidiyor. O zaman ise Zeli Hanım silahın kendisinin olduğunu söylüyor. Mehmet Bey de bunu onaylıyor. Zeli Hanım'ın silahı olduğunu onaylıyor. Hatta kendisinde iki kez atış talimi yaptığını vuramadığından dolayı da yine Mehmet Bey ve Zeli Hanım tarafından da kendisiyle dalga geçildiğini söylüyor. İki kez kendisi de bu silahla atış yapıyor. Ama silahı nereden ve nasıl temin edildiğini orada öğrendiğini ama bunu söylemeyeceğini, bunun en iyi cevabını verecek kişinin de Mehmet Bey olduğunu ifade ediyor. Evet Mehmet Bey. Şaşırtmaca yapıyorlar, yalan konuşuyor. Eğer yalan. Eğer adalet tek tek konuş. Ha,
hani hocam çok siz bir ediyorum. Yalan makinesi varsa. Öyle bir şey yok. Hani misal işte. Diyorum. 3 aşağı 5 yukarı neyin ne olduğu bilinir. Birinizden ben, biri yalan söylüyor. Evet. Birinizden biri yalan kesinlikle söylüyor. Kesinlikle ve kesinlikle. Serkan mı Mehmet mi? Kesinlikle ve kesinlikle Serkan yalan söylüyor. Muratçığım bir daha tekrarla bu silah olayını yıl kaçmış Serkan bir yerin işini yaparken silah sesi duyuyor. Bir daha lütfen anlat. Evet yıl 1998 yani Zeliha'nın evet. kaybolmadan 5 ya da 6 ay önce Eylül ya da Ekim ayı içerisinde Serkan Bey elektrik işi yapıyor. Yine elektrik işi yaptığı bir inşaatta dışarıda silah sesi duyduğu zaman dışarı çıkıyor. Boş bir arazide Zeliha'nın ve Mehmet Bey'in atış talimi yaptığını ben görüyor. Ben 1998 bir Kasım silah ayında gördüğüm için tezkeremi çok aldım. Şaşırdım. Kasım'ın 98 yılında tezkere ve yanlarına aldım. Gittim. Silahın kime ait olduğunu sormuş Serkan Bey. Zeliha'nın silahın kendisinin olduğunu söylüyor. Mehmet Bey de bunu onaylıyor orada. Hatta hayır Mehmet'indir diye tekrar ediyor Serkan Bey. Mehmet Bey hayır diyor. Zeliha'nın, Zeliha Hanım da bunu onaylıyor. Kendisi de bu silahla iki el atış yapıyor. Bu talimde bulunuyor ve silahın kimden ve nasıl alındığını orada konuşuluyor aslında. Bunu Serkan Bey ben biliyorum ama söylemeyeceğim. Bu soruya cevabı verecek tek kişinin de Mehmet Bey olduğunu ifade ediyor. Ben yani silahın nereden alındığını Mehmet Bey biliyor diyor. Ben de biliyorum ama cevabı ben vermeyeyim Mehmet versin diyor. Mehmet Bey diyor ki ben 98 Kasım'ın kaçında tezkere aldınız? 10 ya da 15'inde tezkere yani aldım. O da Ekim diyor. Hadi Kasım'ın 15'i olsun. Yani o kadar tarihler yakın birbirine. Hani siz efendim... Ya, askerde o zaman. Askerliğinizi hangi bölgede yapmıştınız? Erzurum'da yaptım. O zaman yani asker o hocam. O bölgelerde çok ucuza silah bulmak aynı mümkün silahı benim hanım da görüyor. Acaba hani kaçak satın mı aldınız? Konuya bir açıklık getirelim. Mehmet Bey... Yani bu bir senaryo olması lazım. Serkan'ın senaryo böyle bir zaten. Senaryo yazmış olması senaryo lazım. Senaryo yazmış. Evet. Neden? Ya bütün üzerlerindeki atılı suçları kabul etmiyorlar. Her şekilde gene şaşırttırıyorlar. Bu sefer de okları bana çevirdiler. Sana ben oklar asla niye dönüyor Mehmet Bey biliyor musun? İlk kayıp anında bu şüpheli durumu polise, jandarma evet de savcıya söylemediğiniz için... Evet. Oklar şu an itibariyle ama acabalar sana dönüyor. Ya şimdi gene söylüyorum. İlk benim... gittiğinde ya böyle kardeşim kayıp ama böyle bir silah ama mevzusu hocam, var. Ama hocam biz başkasıyla yani kaçtı. İlla şikayet dilekçesi vermene gerek yok. Jandarmaya gideceksin diyeceksin ki benim kardeşimle ilgili böyle bir bilgim var. Acaba bu Serkan'ı bir dinleseniz mi? Veyahut da Necibe Hanım ya bu çocuğun devrekte olduğunu bana Serkan söylemişti. Acaba bu Serkan'ı bir dinleseniz mi diye... En önemli onları, noktaları aldırdım. Vermediğiniz Beni için acaba oluşmuş olmuşum. Beni evime gelmeden serbest bıraktılar onları. Annem babamın bilmediği hani bir şey var dedi. İlgilisine söylememişsin, jandarmaya söylememişsin. Söylemedim. Emniyete söylemedim. Buyurun. Sizin ruhsatlı şu anda, ruhsatlı silahınız yok. Var mı? Hiçbir şeyimiz yok. Ruhsatsız varsa bile söylemem. Şöyle söyleyeyim hanımefendi. Ben avlanmak için Eskişehir'de tüfek almak için emniyete müracaat ettim. Emniyet bana vermedi. Ne? Ben... Niye vermedi? Benim bir kaç önceden kavgam olduğu için hani kavgaya meyilli olduğu için herhangi bir şekilde zarar verir diye vermediler. Hani bunu da burada söylüyorum. Kavga derken silahlı yaralama falan bir şey var mı? Hayır. Eski eşimin babasını benim ablama kötü kelimeler kullandığı için kavga ettim, darp ettim açık konuşayım buradan. Benim mahkemem 3 yıl sürdü ama mahkemeden beraat ettim. Benim ablam için ağza alınmayacak küfürler, ağza alınmayacak kelimeler kullandı. Ondan sonra zaten eşimden de o şeyden sonra ayrıldık. Sonra tekrar ikinci evliliğimi yaptım. Peki yani o dönemde bir silah kullanılmadı. Kesici, delici alet ya da tabanca vesaire ateşli silah. Böyle yumruklaşma aynen, falan mı? Aynen darp ettiğim için. Fakat o dönemde Serkan'ın iddiasına göre siz ablanızın silahından haberdardınız. Hatta beraber atış talimi yaptınız. Serkan üzerine geldi olayın. Beraber atış talimi Serkan yapmadım. Serkan o zaman çalışıyordu yapmadım. Bizim evimizde. Ben atış talimi yapmadım. Ben, bizim iki tane evimiz var. Bir eski evimiz var, 100 yıllık ahşap ev. Bir de 96 yılında temeli atılmış betonerme bir sıfırdan yaptırmaya kalktığımız bir ev vardı. Biz o arada eski evdeydik. Ablam şeye doğru gitti, yeni eve doğru gitti. Kardeşi işte çıktılar, evi geziyorlar, dolaşıyorlar. Nasıl oluyor, nasıl gidiyor diye. Sonra evden iki tane silah sesi geldi. Koşa koşa gittim ben. Nereden geldi o ses dedim ben. Sesi ben ya yok filan dedi. Dedim aç çantanı hani. Gördüm.
Ne bu dedim ben? Kuru sıkı dedi. Ver şunu bana dedim. O anda Serkan sizin evde elektrik evet, işi yapıyor evet, muydu? Evet, yapıyordu sırada. O zaman, yapıyordu. Hayır, aynı tarihte olması evet, lazım. Evet, aynı tarihte. Demek ki askerden dönmüşsün Mehmet Bey. O, bu, o zaman yani 99'un dediğimiz gibi Ocak, Şubat ayları. Yani burada aylar şaşırtmayı var burada verilen tarihlerde. Kaybolduğu zaman hayır, değil. 99'da zaten kayboldu Şubat'ta. 98'den var. 98'de yapıldı. Ben 98'in Kasım'ın 21'inde geldim herhalde. Bakarız şeyimize yani sünüs ama teris tarihime bakarım. Kaybolmadan 10 gün önce evet, bu olay yaşandı. Evet, kaybolmadan bir hafta ki, 10 gün önce. 6-7 ay önce. Yani yalan konuşuyor. 98'e geliyor. Peki Muratçığım, niye böyle bir senaryo uydursun? Ne demek istiyor? Madem ben biliyorum ama Mehmet Bey söylesin diyor. Mehmet Bey söylemiyor böyle bir şey. Yok, bildiğim o bir şey yok. O zaman bildiğini söylemiyor. Sonu söylesin. Evet. Bildiğini söylesin, biz söylesin, de öğrenelim. Söylesin kimden alınmış? Söylesin madem biliyor. Bir bu var. İkincisi, Zeliha'yı ve Şinasi'yi bize nasıl anlatıyor? Şunu söyleyelim, Zeliha Hanım'ın çocuklarını çok sevdiğini, ailesini çok sevdiğini, evet her evin içerisinde olduğu gibi gelin kaynan arasında bazı sürtüşmelerin, tartışmaların olabileceğini söylüyor ki Zeliha Hanım'dan bahsederken çok duygusallaşıyor Serkan Bey. Allah Allah. Çok evet, sevdiği bir kişi çok olduğunu. Çok o tarihler içerisinde evet her ev içerisinde çeşitli tartışmaların, kavgaların gelin kaynan arasında yaşanabileceğini söylüyor. Zeliha Hanım'ın da bu kavgalardan, bu tartışmalardan bıkıp artık çocuklarımı daha sonra alırım diyerek evden kaçmış olabileceği iddiası üzerinde duruyor Serkan Bey. Ama genel olarak çocuklarını çok sevdiğini, evine çok bağlı biri olarak değerlendiriyor. Peki bu kaçma olayı yani başına ne gelmiş olabileceğini tam olarak düşünüyor. Şimdi Zeliha'nın kızı diyormuş ki bize de söylesin de aileye de onlar da bilsin istiyorum çünkü. Benim annem Antalya'ya gitti. Evet. Sonra benim yanımdaydı. Önce sizin yanınızda. Sonra Antalya'ya gitti. Tefecilerin eline düştü. Vedat Bey'e kaçtı. Çocuğu oldu. Vedat Bey'e kaçtı. Bunları acaba nereden biliyor? Bir anlatsın, biz de bilelim. Kim anlatıyor aile ona? De bilsin. Ona kim anlatıyor? Nasıl bir araştırma kimde yapmış? Kimde olursa olsun benim kabulüm çocuğum. Ya nasıl nerede bir araştırma olsun, yapmışlar ki kızı insan olsa böyle bir bilgiye erişmiş? Tabii. Bunu paylaşsın tabii bizimle. Onların kaçıp gittiğini, yaşadığını, bildiklerini biz neden bilmiyoruz? Serap Hanım şimdi en son Cuma gün Mehmet, ben ablamı Cuma gün gördüm diyor. Evet. O gün için. Yani kaybolmadan, kaybolmadan ki öncesi Cuma günü gördüğünü söylüyor Mehmet. Cuma günü akşam oluyor. Yani pazar günü haber geliyor. Hiç kimse Zeliha'yı görmüyor. Ne hikmetse yani. Yok sabahli. Eve gidiyor, eve gidiyor, eve giriyor Zeliha. Sabah ona haber geliyor. Zeliha bir daha evden dışarı yanlışınız çıkmıyor. Yanlışınız var işte. Cuma gelmiyor. Pazar günü geliyor. Pazar cumartesi günü. Günü... Bize haber, bana çünkü pazartesi iş yerine haber geldi. Şimdi... Ben iş yerinde gün haber geldi. Bana hanım iş yerine telefon açtı. Zeliha kaybolmuş, şey değil. Şimdi Necibe Hanım orada diyor ki Cuma oldu. Kayboldu. Evet. Dün biliyorsunuz. Cuma girdi. Suat Cuma Bey'le konuştuk. Cuma bakın, girdi. Pazar günü, pazartesi haber geliyor bize. Şöyle çünkü. Cumartesi'yi pazara bağlayan gece, yani 14 Şubat'ı 15 Şubat'a bağlayan evet, gece yarısı kayboluyor. Cumartesi günü diyor Suat Bey, ben gece saat 23.30 civarında balığa çıktım diyor. Yani Zeliha kaybolmadan aşağı yukarı 1-1.5 saat önce falan Suat Bey balığa çıkıyor arkadaşlarıyla. Pazar günü saat 16 civarında geliyor. Dönüyor. Eşine beni uyarmay. Beni uyandırma, arayan olursa çok büyük yok. Bir iş adamı bu ya, çok yorulmuş iş ben adamı. Ben yoruldum diyor. Olabilir, yorulmuştur. Rahatsız edilmek istemeye. Olabilir. Telefon peşine telefon geliyor buna. Buna da evet olabilir yani. Sabaha olamaz kadar. Olamaz Serap Hanım, ben aynı yola ben her sene 10 sefer yapıyorum, kavun almaya gidiyorum eşimle beraber minibüsle. 5 saat giderken sürüyor, 6 saat gelirken sürüyor. Ben hiç uyumadan eşimle gidip geliyorum ve akşam tezgahımı kapatınca yine uyumuyorum. Ayak üzerinde duruyorum. O ona gittiği yer 3 saatlik yer. Gidiş geliş 3 saatlik yer. Dediği yer. 3 saat geriden gelecek adam, 3 saat gelecek. Yorgunluktan evde bayılacak. Eşine diyecek ki beni uyarma. Ben rahatsız edilmek istemiyorum. Sen iş adamı mısın? 7 saat, 8 saatlik bir yol değil ki gittiği yer. Arayan olursa yok de diyor. Ben onun iş adamı olduğunu çağırma. Evet Bey, şimdi bakın gece çıkılan bir balıktan bahsediyoruz.
Şubat Çerkeş ayı. Çerkeş dediği yer 2,5 saat gündüz bizden. Gündüz çuvala girmiş de Şubat gece ayı. Gitmiş balı tutmaya. Genelde sabaha karşı çıkarlar. Ya bunlar öyle var yani. Genelde. Her şeyden endişe duymayın. Bir sakin olalım. Gece 23.30 ya da işte gece 24'te çıkıyorlar. Sabah işte ertesi gün 16'da bakın bütün gece balıktalar. Gündüz yorgunluk da olabilir. Bir şey olabilir. Bunları biraz sakin cevaplar alarak ve sorular Serap sorarak. Serap Hanım oralarda öyle balık tutulacak. Oltayla tutuyorsun. 4 balık tutuyorsun. Ateş yakıyorsun. Pişiriyorsun. Yiyorsun. Keyif avcılığı o. Yani orada illa ben şeye çıktım da satmak için balık tutuyorum değil. 3 arkadaş gidersin. Mangalını yakarsın. Siz ne demek istiyorsunuz? Yani Suat'tan ne şüphe ya mi? Şimdi benim yeğenim açık açık cuma günü akşam eve girip de çıkmadıysa, o da cuma günü, cumartesi balığa gittiyse, balıktan dönünce de çok yorgun, beni kimse rahatsız etmesin de kimseyle görüşmek istemiyorsa, ben şüphe ederim yani. Ben herkesten şüphe ederim. Ben Mehmet'ten de şüphe ediyorum. Babasından diyorum, onlardan diyorum. Herkesten şüphe ediyorum. Ben yeğenim için herkesten şüphe etmek zorundayım. Peki şunu mu demek istiyorsunuz? Suat Bey gece 23.30'da ya da 24'te balığa çıktığını söylüyor ama aslında balığa çıkmadı. Çünkü o gecede Zeliha kayboldu ya. Zeliha'nın acaba bir bağlantı mı var? Kayboluş sebebi her neyse Suat Bey bunu biliyor ve aile de biliyor. Ya o 4 kişi biliyor. Yardım kişi biliyor. Gece, ya da gece, susuyor mu diyorsun? O 4 kişi biliyor Serap Hanım. O 4 kişi. 4 kişi. 4 kişi biliyor. Serkan, ne olduysa, Suat, kaçtıysa da. Vedat'ın bildiğini başına bir iş geldiyse de ben Vedat'ı onunla piyon olarak kullandı. Zaten benim de Vedat üzerine, Bey ben dedi de ya ben salla. Hiç onları görmedim etmedim dedi. Ben de Vedat'ı üzerine salla. O zamanlar yani, o zamanlar peki. Vedat Abey'in siyah bir aracı vardı. Lüks bir aracı vardı. Evet. Onunla Şinasi, ablamla Şinasi çok getirip götürdü benim bizim eve. Benim çok geldi. Niye yalan söylüyor? Vedat'ı görmedim ama. Tek tek konuşun ne olursun rica bizim ederim. Evimize çok getirip götürdü Şinasi ile ikisini. Niye yalan söylüyor? Hayır Vedat diyor. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Getirdi. Hayır diyor. Suat Bey telefonda ama ben Murat'a son bir şey daha soracağım. Murat'cığım bu Serkan'ın Zeliha'ların evinin arkasındaki mezbahayla ilgili yani kayınpederinin erkek kardeşinin besi çiftliği mezbaha falan onunla ilgili bir iddiası varmış nedir? Evet bununla ilgili de yine şunu söylüyor yine mezbahane ile ilgili soru yöneltilebilecek tek kişinin Mehmet Bey olduğunu söylüyor. Zeliha Hanım'ın kardeşi Mehmet Bey olduğunu soruyor. Yine Mehmet Bey'e bu sorunun sorulmasını istiyor. Şunu da söyleyelim çeşitli zamanlarda yine Mehmet Bey'in Zeliha Hanım'ın yanına gidip para istediği yönünde de bir iddia var. Ki bu çok sıklaşınca artık kayınvalide tarafından kayınvalide ve Mehmet arasında bir kavganın yaşandığını söylüyor. Özellikle kapıdan kovulduğuna yönelik sürekli Mehmet Bey'in gidip Zeliha'dan para istediği iddiası da var. Evet bu mezbaha olayını niye sizin açıklamanızı istemiş? Mezbaha olayında açıklanacak ne var? Bu kardeşinizden sürekli para istemeniz ve kayınvalidesiyle ters düşmeniz ve sizi kovması iddiaları doğru mu? Ben ablamın yanına toplasanız ya 3 sefer gittim evine ya 4 sefer gittim. 4'ünde de para istemiş olabilirsiniz. Hayır. Ya isteyebilirim ya da bana yani ben gidip de şu anın şartlarında 1 milyar veyahut da 2 milyar para mı istemişimdir? Abla varsa bana ya da evime dönecek bana yol parası ver demişimdir olabilir, yani. Ablası olabilir, ablası isteyebilir, evet. Yani bunda ne var? Mezbaha olayı. Ben hayatımda ya kestiysem ya 2 sefer ya 3 sefer tavuk kestim ya. Ben yani bilemem hayvan ben şey yaparım yani kan gördüğüm zaman. Ben ne yapayım. Alaka mezbahayla benim ne alakam var? Hiç gidip girdiniz mi? Hayır girmedim. Girmedim. Girmem ki benim yani beni ilgilendirmeyen onların, yere, benim branşım olmayan değil, yere neden gireyim yeri ben? Mezbahayla beni nasıl bağdaştırıyor? Mezbahanede mi var bir sıkıntı? Bir sıkıntı mezbahanede var o zaman. Niye yönlendiriyorlar? Bunlar her şekilde bir yönlendiriyorlar. Yani bir yerde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hedefi beni göstersinler. Ben her türlü emniyete gider ifademi de veririm ya. Varsa da çekecek cezamı da çekerim. Olmayan bir cezayı neye çekeyim? Allah var bu dünyada ya. Her şey o dörtlü de düğüm. O dörtlü çözülecek. Kim o dörtlü? Diyeyim. Söyleyin. Suat, Serkan, Vedat, Şinasi. Şinasi kayınvalidesi. Şengül. Vedat dışarıdan bir adam. Vedat'ı kullandılar. Vedat'ı günah keçisi mi yaptılar? Evet. Ya beni onun üzerine sardılar Serap Hanım. Ben Vedat'ı tanımıyorum. Ama dedim bakın, ki bana ama şu bakın, adamı getirin dedim. Eyüp Bey, siz bunları yaşamanıza rağmen, silah mevzusu öyle olmasına rağmen
Necip Hanım'ın yanına bir gün sonra Devrek'te ben senin yanına getireceğim demesine rağmen siz bundan hiçbirisini dile getirmeyince savcılıkta, jandarmada Vedat'la kaçtı. Bir başka birine kaçtı diye inanıp gitti. Etkin bir soruşturma yapmamış. Yapmaları için malzeme vermemişler ama. Hiçbir malzeme vermemişsiniz ki ondan bir harmanlama yapmış. Peki Suat Bey. Evet Bey, şimdi buraya siz başvurmaya karar vermediniz değil mi? Necip Hanım geldi. Mehmet Bey de onu yalnız bırakmamak için geldi. Siz olaya sonradan dahil oldunuz bu program olayına, başvurma olayına. Birdenbire fırtına gibi dahil oldunuz ve herkesten şüpheleniyorsunuz. Siz şimdi gördüğüm kadarıyla namus ehli bir insansınız değil mi? Böyle biraz hafif şey bir insansınız. Yani kuvvetli şey vurduk bir insansınız. Yok yok öyle yani değil. Evet, yani dediği dedik diyelim ona. Şimdi yeğeniniz hakkında şöyledir böyledir bir iddia ortaya atılsa ne yapardınız? O devirde Vedat'la birlikte dediler size, söylediler. Adamım, ben size şunu söyleyeyim hocam. Acaba şimdi siz mi saptırmaya çalışıyorsunuz? Benim yeğenim olduğunu o dakikaya da kimse bilmiyordu. İnanıyor musun? Ailede kopukluk vardı. Sen biliyordun ama. Hayır kimse ben de bilmiyordum. Gerek mevzular oldu. Ben bu mevzuların hiçbirisini bilmiyordum. Ta ki işte pazartesi kayboldu diye benim hanım telefon açtı. Ablam telefon açmış bize. Ben de iş yerindeydim. İş yerine telefon geldi. Bu şahıslar var ya. Onun benim yeğenim olduğu bilselerdi, kılına zarar veremezlerdi. Kılına. Peki Eyüp Bey, onca yıl evli kalmış bir dayı olarak evine bile gitmediniz o zaman. Gitmedim. Bundan bu anlaşılıyor. Gitmedim. Suat Bey telefonda. Bilmiyorum. Biraz onunla konuşmak istiyorum. İşte yani gitmemişsiniz yani. Evet. Bunca yılda gitmemişsiniz evine. Kimse bilmiyordu. Şimdi Suat Bey. Hiç kimseyi bilmiyordu. Suat Bey merhabalar. Merhaba. Evet, biraz dün tabii kaldığımız yerden devam edelim istiyorum. Şimdi evet. Suat Bey. Bir pazarcı var, pazarcı. Şu pazarcı kim? Aile bize hiç böyle bir şeyden bahsetmediniz siz. Pazarcı kim Suat Bey? Şimdi şöyle söyleyeyim. Buyurun. Ben pazartesi günü durağa gittim. Bana böyle işte... Hep böyle şey. Dediler mi? Arkadaşlar, bu Şinasi'nin amcası seni arıyor... neredesiydi sordu. Böyle oldu. Ben de öğleye kadar durdum. Öğleden sonra saat işte bilmiyorum 1 miydi 2 miydi karakola gittim. Dedim işte Zeli hakkında konuşmak istiyorum. Oradaki polis beni işte tek kişilik bir oda var. Odada komiser yardımcısı. Kimse bilmiyorum benden. İçeri girdim. Buyur ettiler. Tabii polis girince içeri. Söyledi böyle davadan dolayı konuşmak istiyor bir arkadaş. İşte ben girdim. Ben dedim taksici Suat. Ben dedim işte Zeliha kaçmış. Bunun hakkında beni arıyorlar. Durağa gelmişler. Oraya gelmişler. Ben sizinle bunu konuşmak istiyorum dedim. Komiser işte neyse bilmiyorum polis arkadaş bana dedi ki işte Vedat İşte ben Çaycuma'da esnaf kendisi. Oradan biliyorum. Yani böyle muhatatlılığım yok dedim. Oradan işte işte falancı pazarcı varmış. Ben ismini şimdi hatırlayamıyorum. Yani o zamanki şeyden beri. Ben dedim onu da tanımıyorum. İşte böyle bir ifade verdim. Oradan çıktım geldim yani. Pazarcı ama adını hatırlamadığınız. Hatırlamıyorum ama adını. Lakabı pazarcı mesela Ahmet. Yani gibi. Şeyde pazarcılık yapıyormuş. Yani bir pazar kuruluyordu o zaman Mesela bizim caddede. Yani Zeliha'nın kaybıyla bu pazarcıyı mı ilişkilendirmişler ki? Bunu tanıyor musun dedi. Yani bana enteresan. Oradaki polisin. Bana bu şahsı, pazarcılık yapan şahsı tanıyor musun dedi. Evet, lütfen. Pazarcıdan önce siz niye kendinizi sorumlu ve mecbur hissettiniz de Zeliha'nın kaybından sonra hiç kimse sizden böyle bir talepte bulunmamasına rağmen emniyete, karakola gidip ben Zeliha'nın kaybıyla ilgili görüşmek istiyorum dediniz. Kimse sizi davet etmemiş. Kimse size bir şey sormamış. Kimse sizden şüphelenmemiş. Kimse Zeliha ile ilgili sizin en ufak bir irtibatınız olduğunu bilmiyor. Siz niye mecbur hissettiniz de gittiniz? Onu da açıklayayım. Buyurun. Şimdi bunlar bakımcıya gitmişler. ben yoktum ya.
Yani Suat yok burada diye. Bakımcı demiş ki bunlara en yakınınızdan gitti. Oradan doğru ben. Bütün hepsi beni arıyor bu adamları yani. Ben çay tubağında işte sevilen sayılan. Bakımcı dediğiniz. Tamam bakıyor kendi kendine bakımcı ya. Bakımcı dediğiniz sözde işte. Evet. Kendi kendine falan bakıyor. Böyle bir şey mi yapsınız Allah aşkına? Yok canım yap. Kendisi. Yani böyle bir şey değil. Dolayı Eyüp Bey yalan konuşmayın oradan. Yalan konuşmayın. Ben size de sorum var. Ben yalan konuşmuyorum. Ben hani Eyüp Bey size soru diyor. Sormak istiyor Suat Bey. Sor buyurun. Sor. Evet. Buyurun. Ben sorayım bakalım. Bana cevap versin. Ben onun iyi niyetini anlayayım. Sor. İyi niyetli olup olmadığını anlayayım. Sor ben sor. Ona. Sor. Tamam. Şimdi ben pazartesi akşam soruyorum zaten. Pazartesi günü akşam balığa gittiğim arkadaşlarla. Cumartesi akşamı. Coşkun'un iş arkadaşı. Tamam. Bakın. Oldu şimdi. Coşkun'un iş arkadaşı Ayhan. Mehmet abiden 3 kişi ben Coşkun abinin yanına senin yanına gelmedim. Bir haneye. Neye? İşte bir mekan İkili varmış. Mekana. Bir mekan varmış. Bak kardeşim oraya. O dönem seçim dönemiydi. Ben sabah 8.30'da işe gidip akşam 5'te ya partiye soruya cevap gidiyordum. Gelin. Sizi geldi mi? Yanınıza hayır, geldi ben, mi Suat Bey? Ben görmedim. Ben sizde Ayhan abiyle, Mehmet abiyle senin yanına geldim mi? Tanıştınız mı pazartesi yani? Ayhan günü. Bey'le geldim. Bak Suat olduğunu ben daha yeni öğrendim. İsmini. Pazartesi ben her gün görüyorum. Günü bir akşam. Evet. Alkollü mekane bunların yanına beni arıyormuş bunlar tamam mı? Ben dedim ki Mehmet abi dedim, Ayhan abi dedim, Eyüp'ten dedim, Coşkun beni arıyor. Ayhan abi dedim, bu senin iş arkadaşı. Bunun böyle olmadığını söyleyelim, beraber olduğunuzu söyleyelim dedim, gidelim dedim. Taksiyle gittik oraya, girdik aşağıya, içkili mekana. Bunlar Coşkun abiyle beraber oturuyordu Eyüp Bey. Geldik, Coşkun abiye dedi ki, işte Ayhan abi, bu işten bizim alakamız yok. Suat'la biz balıktaydık dediler. Söylediler. Yalan mı söylüyorum? Sorsunlar bakalım. Sorun ona. Oh, duyuyor mu beni? Bak, siz hiç tanışmadığınızı söylüyorsunuz. Bir cevap Suat, verin. Kısa cevap ben istiyorum. Ben sadece oraya Vedat'ın için gittim. Birisine dedi ki ben Vedat'ı tanımıyorum. Ne zaman gitmiş? Bak, Vedat için ne günü gitmiş? Dinlesene ya. 10 gün sonra falan diyor. 10-15 gün sonra veya 20 hayır, gün bilmiyorum. Hayır yalan söylüyorum. Tarihini bilmiyorum. Ben Vedat için gittim. Vedat'ı ben bu adamı tanımıyorum. Bu adamı tanımak istiyorum dedim. Bunun dediği yer aslında bir annesi. Dinle bir dakika. Coşkun'la yani? İkimiz girdik. Eniştemle girdik. Vedat Abay orada. Avukat orada. 8-10 kişi aynı masa. İki masa kurmuşlar. Oturuyorlar. Şimdi ben, Eyüp Bey bak o gün diyorsun ki buluşmaya gittim. 10 kişi baskın yapar tamam gibi. Işte. Gel bir bitireyim lütfen. Aynı şey. Aynı şey değil. Aynı şey değil. Ne olur konuları çarpıtmadan anlatın. O gün bakın anlatın tekrar tekrar getiririm ekrana. Diyorsunuz ki ben bir getirin o Vedat'la bir tanışacağım dedim. Evet. Mekana gittim. Onlar 10 kişi yanında da avukatla baskın gibi geldiler. Onların hayır, ne hocam, oradaydılar. Var? Hayır. Ben onların böyle anlatmadınız. Gittim. Hayır. Ne zaman ki Vedat Bey bize röportaj verdi. Biz zaten o mekana hep gidiyorduk. Arkadaşlarımla oturuyorduk. Avukat da benim arkadaşım. Biz onunla da yiyip içip muhabbet ediyorduk. Eyüp Bey geldi dedi. Siz şimdi diyorsunuz ki gittim ki masayı kurmuşlar oturuyorlar. Gerçeği bu çünkü. Niye baskın yapmış gibi anlatıyorsunuz? Bir. Suat Bey size bir sorum var. Evet. Cumartesi 23.30'da ya da 24'te balığa gittiniz. Evet gittim. Saat pazar günü 16'da geldiniz. Eşinize dediniz evet. Ki beni rahatsız geldim. Etme. Kimse de arasın yok deyin. Tamam. Siz kesintisiz o gün saat pazar 16'dan pazartesi sabahına kadar hiç uyanmadan uyudunuz mu? Beni duydunuz mu Suat Bey? Şimdi duydum ben sizin konuşmanız biraz geç geldiği için. Peki. Bekliyorum yani. Hiç uyanmadan ben, pazartesi sabahına şöyle, kadar şöyle, uyudunuz mu? Şöyle Serap Hanım. Bakın ben cumartesi günü şeye gittim balığa gittim gece. Tamam. Hiç uyumadım. Pazar günü balık tuttuk. Tamam mı? Balıktaydık. Balık tuttuk. Oradan işte öğlen orada biraz balık yedik. Akşam işte gaç gibi bir gibi falan çıktık oradan. 4 gibi buradaydım ben.
Çaycuma'ya geldim işte akşam oturdum, banyo yaptım. Ben ne olur şu soruma cevap verin. Aralıksız tamam. Pazartesi sabahına kadar saat diyelim 5'te yattınız akşam üzeri. Hiç uyanmadınız mı? Bu soru evet ya da hayır. Hiç uyanmadım. Hiç uyanmadınız. Evet yattıktan sonra 9'da yattım. 9'dan sonra hiç uyanmadım. Peki. Dediniz ki 16'da geldim, yattım. Evet. Duşa girdim falan dedi ama. Ama 4'ten 9'a kadar. 4'ten 9. Bir saniye lütfen rica edeceğim. Evet. 4'ten 9'a kadar oyalandınız. Yani dün sanki öyle bir anlat. Dışarı çıkmadım. Bakın dün şöyle dediniz. Ben 16'da geldim, çok yorgundum. Ben uyuyacağım. Beni uyandırma. Arayan olursa da yok de. Biz ne zannettik? Siz 5'te yattınız, 4.30'da. Şimdi diyorsunuz ki 9'a kadar ben oyalandım, 9'da yattım. Siz 9'a kadar bu ailenin, Şinasi'nin, karısının kaybolduğunu öğrenemediniz mi? Kimsesi bunu haber... Hayır, öğrenemedim. Peki. Hayır. Peki, bir virgül koyacağım. Bu çünkü gerçek olamaz. Bu gerçek olamaz. Mümkün değil. Yani çay cuma çalkalanıyor. Suat Bey, siz Zeliha'nın kocasının yakınlarından birisiniz. Akraba. Taşıyorsunuz, getiriyorsunuz, götürüyorsunuz. Hiçbir şey olmasa ailece tanıyorsunuz. Bütün çay cuma çalkalanıyor çünkü gece bir de... Ben dışarı çıkmadım. Alalım Suat Bey'i. Tamam ben arkadaşlar tamam dedim zaten. Ve sizin saat 16'da eve gelip gece çıktınız. 16'da eve gelip tekneyden indiğiniz yerde bile bu konu konuşulmuştur. Bu konu konuşulmuştur. Tabii. Siz 16'da eve gelip dün dediniz ki ben geldim hemen yattım. 4'te yattım dedi. Dedi. Şimdi ne öğreniyoruz? Saat 9. 5 saat var arada. O 5 saatte ortalık çalkalanacak. Sizin tanıdığınız, dostunuz, yakınınız, defalarca karı koca sizin arabanıza binmiş, oraya buraya götürmüşsünüz ve hiçbir şey duymadınız ve pazartesi sabahına kadar da duymadınız. Eşiniz de duymadı. Böyle bir şeye uyanmadan uyudu. Bakın, oldukları halde inanmamız mümkün değil. Bunun gerçek olma ihtimali yok. Sıfır. Bir virgül koyuyorum çünkü çok önemli bir konuğum daha var. Sayıcan Arslan'a geçiyorum. Karısı Özgül, kod adı dayım olan biriyle mesajlaştı. Sayıcan Arslan, eşi Özgül'ün 1,5 ay önce bebekleri Ali'ni de alıp başka bir adama kaçtığını iddia ediyor. Dayım diye birine mesajlarını yakaladım ben. Ondan paralar sürekli geliyordu. Sonradan barisinde öğrendiğimde öz dayısı olmadığını öğrendim. Aldatıldığını nasıl anladı? Daha sonra amcasının oğluna yakaladım mesajlarını. Aynı mesajlar tekrar. Buna elbiseler falan geliyordu. Nasıl gitti? Parkta otururken ben bir şey almaya gittim. Geldim de işin başkasının kaçtığını öğrendim. Özgül ve Alin bebek nerede? Biraz daha. Evet arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Sayıcan'a geçmeden önce şu tahtayı güzel bir temizleyelim. Çünkü yine tahtaya ihtiyacım var. Değil mi Sayıcan? Doğru. Çünkü yazacağım, boyuna yazmam gereken karınla ilgili, olaylarla ilgili bir sürü şey var. Şimdi Sayıcan Arslan, efendim 42 yaşında. Evet, doğrudur. Karın 28 yaşında. Evet. Aranızda aynen. Bayağı doğrudur. Bir yaş farkı var. Doğrudur. Fakat karın 28 yaşında ama üçüncü evliliği senin. Evet. Üçüncü evliliği. Senin ikinci evliliğin. Evet doğrudur. Nereden? Erzurum'dan geliyorsun evet, ama. Evet ben Erzurum'dan geliyorum. Siz Erzurum, İstanbul böyle git gel git gel yapıyorsunuz. Önce şu evliliğini bize bir anlat. Çünkü gerçekten en son kaç gün oldu karın gideli? En son gidişi. Bir ay oldu hemen. 1,5 ay. Bir buçuk ay gibi oldu. 1,5 ay önce 3 aylık bebeğiyle kocasını terk ediyor karısı. Ve beraberliği olduğu birisi var. Evet. O da seni arıyor. Diyor ki bu 3 aylık bebek benim. Diyor. Evet doğrudur. Gerçekten. Aynen. Oo. Peki Sayıcan anlat bakalım şimdi. Özgül'le nasıl evlendiniz? Nasıl o öyle gitler geller kaç sefer gitti evden mesela? 4 sefer gitti hemen hemen. 4 sefer? Evet 4. sefer. Evet. Ben 2014'te evlendim bundan. Görücü usulünden evlendim aslında daha doğrusu. Bundan 3 tane çocuğumuz oldu. Yani şuna kadar. Ortak çocuk. Evet ortak çocuğum. İlk kızım da ikinci oğlan da yine 3 aylıkken bıraktı beni gitti.
Hatta bana dedi ben babamın evinden mi getirmedik falan filan dedi bana, biliyor musun? Babamın evinden mi? Evet aynen, yani köyde, yani ben köyün içinde yaşadım. Millet hepsi bir şahit buna. Çocuğu alıp üzerime attıkken yola çizdi. Ya dedim etmelenme, bak sen gidiyorsun bu çocuğu ne yapacak? Ben dedi sakin, bakmıyorum. Yavaş, tane evet. Tane anlat. Ben çocuğa bakmıyorum dedi, al dedi ne yaparsan yap dedi bana. Ben gidiyorum dedi. O zaman bir tane miydi çocuk? İkinci çocuğu dünyaya gelmişti. Bir taneydi, ikinci çocuğu söyleyeyim yani. İlk... İkisini bırakıp gitti. Evet, ikisini aynı. Üç aylık, biri de üç aylıktı. Ben yine üstüme bıraktı. Buraya İzmir'e gitti, annesinin yanına. Tabii arada bir şeyler dönüyor. Yani başkasıyla da konuşuyor, telefonda tanışmış. Şimdi bakın, bir şey evet. Söyleyeceğim. Şuraya yazmam lazım bunu. Sayıcan ve Özgül. Evet. Sayıcan, değişikmiş isminde. Ne demek acaba? Gerçekten merak evet, ettim. Evet, Sayıcan. Özgül. Şimdi kaç yılında evlendiniz? 2014. 2014'te evet. Evlendiniz. Şimdi 2014'ten bugüne 2014 16 değil. 2014. Yani siz 7 yıldır evlisiniz. Evet doğru. 7 evet. Yılda 3 tane çocuğunuz oldu. 3 tane çocuğum oldu evet. Ve bu 7 yıl içerisinde seni 4 kez terk etti. Evet, doğru mu? Doğrudur. Terk etti. Evet. Şimdi bir tane dayı diye birisini kaydetmiş. Evet, doğrudur. Hani bazen şey yapıyorlar ya böyle farklı isimlerle. Şimdi bu dayısı kimmiş? Dayım. Şimdi telefonunda kayıtlı. Evet, dayısını anlatayım size. Ben köydeyken dayım diye telefona kaydettim, gördüm yani. Hatta sordum da İzmit'te benim küçük dayım. İzmit'te oturuyor. Bu derken ben tabii dayısı olduğunu biliyordum. Ben şeyini bilmiyordum. Gel geç zaman ben İzmir'e gittim tekrardan. Onların evine gittik. Yılbaşı gecesiydi. Tekrar mesaj gelmeye başladı. Bir baktım, dayısından. Evet dayısından. Tabii hani, dayısı değilmiş. Dayısı yanlış değil yani. Olmasın. Daha doğrusu dayısı sadece değil. Sadece dayım diye kaydetti. Dayım diye kaydetti. Bir erkek. Evet. Evet. Mesajlara baktım. Hatta diyor ki işte hani diyor ne zaman eşin gidecek ben gelim diyor. Oo. Yani mesajda da geçen olaylar. Bu da diyor ki bekle diyor ben kavga etmeye çalışıyorum. Hani diyorum dövüşelim diyor gitsin yani. Aramızı bozalım ve o gitsin sen gel diyor. Evet. Ben bu mesajları gördüm. Hatta ben bacısı da yanımdaydı. Ailesiyle beraber yani. Hatta bacısını çağırdım. Dedim hele gel sana bir şey buyur dedi. Dedim bu dayın kim dedim. İzmit'te dayım var mı? Nasıl yok, bir dedi. Dayıdır ki dedi, böyle mesajlar? Benim böyle bir dayım yok dedi İzmit'te. Yani benim küçük dayılarım İstanbul'da vardı ama İzmit'te dayım yok dedi. Sonra bunu araştırdılar bir başka adam çıktı. Hani buna sürekli de para gönderdi. Ben diyorum dayısı gönderiyor. Gidip portanda çekip geliyordu. Sürekli yani birkaç sefer öyle yakaladım ben onun yani para aldığını. Evet. Dayım diye kaydettiği aslında evet. Dayısı olmayıp bir evet. Erkek kocası şüphelenmesin çaldığında dayım yazısı evet. Çıksın diye. Meğerse mesajlaştığı görüştüğü birisiymiş. Evet, adam doğru. Buna para, üst baş falan mı gönderiyormuş? Şimdi o parayı gönderen dayısıydı. Hatta o olaydan... Gerçek dayısı. Yok yok. Ha bu dayı dedi İzmit'te adam. Oturan kişi. İzmit'te oturan kişi para gönderen kişiydi yani. Dayım dedi. Hatta sürekli benimle kavga ediyordu. Hani kavga yapıyordu. Gürültü ya diyordum kavga ediyor. Kendim dışarı atıyordum bazen. Bazen dışarı çıkıyordum. Bir iki saat dolayıcı tekrar eve geliyordum. Ortalık yatışsın diye. Ortalık yatışsın diye. Sonra... Bu dayı olayı var. Bir ara kaçıyor bu. Evet. Bu gidip doğru. Dayım diye kaydettiği adamla mı yaşıyor? Yok. Annesi Gül'e gitti. Ben ev, annesi Gül'e ben hatta şöyle bir şey oldu. Ben evi terk ettim. Kız çocuğum buna beraber o sıra aldım Çiğli'ye gittim ben. Orada tekrar bir ev kurdum. Tekrar geldi. Yalvardı, yakardı. Hani beni affet diye tekrar geldi yanıma. Tekrar geldi bu sefer yani ne bileyim bu sefer de amcasının oğlu çıktı piyasama. Evet. İkinci defada bu gerçek amcaoğlu. Evet, gerçek amcaoğlu. Amcaoğlu bekar mıydı o zaman? Hayır, evliydi amcası. Bekar olan amcaoğluyla peki ama evliydi. Belki normal bir yani şimdi, kuzen gibi yazışmıştı. Nereden biliyorsun? Ben onu şöyle hani eve davet etmişlerdi. Eve geldi amcasının oğlu diye biliyordum. Amcasının oğlu yani gerçeği amcasının oğlu. Ben öyle biliyordum. Hatta gece 12-1'e kadar da oturdu yani. Hatta bayağı da oturdu. Ben dedim ya... Dedim, amcamın oğlu diye tanıştırdı evet, sana. Evet. Yani gerçek amcasının oğlu. Ha gerçekten de öyle. Ben de artık kalktım dedim ya dedim... Bunların evi yok mu dedim. Hani amcanın evi burada. Yabancı yerden gelmiyor da. Karısıyla falan mı geldi? Yok yok tek geldi. Tek geldi. Evet. O da bana dedi ki ya sen istemiyor musun benim amcamın oğlu gelsin buraya? Ya dedim istiyorum da hani ya... Bu saate kadar oturmanın da bir anlamı yok. Gece 12-1 olmuş sen hala otur diyorsun adama.
Neyse kalkıp gittiler. Meğer gece bunlar mesaj sormuş. Hiç haberim yok. Amcaoğluyla? Amcaoğluyla. Bu sefer de amcaoğluyla mesajlaşıyormuş. Peki amcaoğlu evli? Evli, hatta çocuğu da var. Peki sonra amcaoğluyla görüşmeleri ne oldu? Ona şimdi, kaçtı mı? Ben onun sabah erkenden ben işe gidiyordum. İzmir'de asfalta çalışıyordum daha doğrusu. Sabahleyin telefon geldi. Ben aldım. Yine amcasının oğlu. Dedim buyur kardeş. Dedi ya dedi enişte dedi sana bir şey söyleyeyim. Dedi kızma ama. Dedim niye kızayım ki? Sen bir söyle dedim. Dedi ki ya dedi eşin durmadan bana mesaj atıyor. Şikayetçi oldu. Ben eşimi terk edeceğim. Sen de eşini terk et diyor. Aa. Aynı böyle. Ben artık yani şok oldum. Hatta bacısı yanımda değil, kardeşi evimdeydi. Ben öyle bir hale geldim, telefon bile elimden düştü. O kelimeden dolayı. Bacısı geldi, dedi nedir enişte dedim, al telefonu sen kendine bak dedim. Senin bacını... Bacısı aldı, konuştu ona tekrar da, hatta dedi ben mesajları da size getireyim dedi, göstereyim dedi. Bacısı nalet yağdırdı, daha doğrusu. Kendi bacısı. Ben yani o sıkıntıdan inanın Allah'a ben... Hatta kardeşi de oradaydı. Ben evi terk ettim. Yani şimdi öyle bir sıkıntı duruyorum ki çocuklarım olmasa zaten, çocuklarım olmasa hiç tabii. Hiç uğraşmam daha yani. O zaman iki tane çocuk benim var. Çocuklarıma da bakan da yok daha doğrusu. Şimdi şu anda da buraya getirmişim. Şu anda i̇ki koltuğu da yatıyorlar ikisi beraber. Evet, yani evet. Bunu öğrendikten sonra üçüncü çocuğu da yaptınız üstüne. Ama şimdi dinleyin daha orada. Ben anlatayım size hocam. Orada bir sıkıntı olabilir hocam. Şimdi o olay... Ben o zaten amcasının olan o olayı unutamaz. Amcasının oğlu orayı terk etti. Oo. Karısıyla beraber. Hay adam kaçtı yani. Hay adam İyi kaçtı yapmış yani. Daha da görmedim yüzünü. Ben gel zaman yani hani ben biraz da boştan altına girdim. Yani hep eşimin yüzünden. Yani hep eşimin yüzünden icralık oldum. Ben, Sayıcan, evet. Bir gidip bir ayrılıyorsunuz, ayrı yaşıyorsunuz. 6 ay geçiyor, tekrar barışıyorsunuz. Hocam, şimdi ben tekrar İstanbul'da size. Düzen kuruluyor. Buradan tekrar Erzurum'a gidiliyor ama en son şu İzmir Ali Ağa'ya bir gidişi var ve oradan da bir adam sen evet. Bunu öğrenince karını bulmaya gidiyorsun. Evet ben adam aynen, evet. Onu otobanın kenarında bırakıyor, kaçıyor. Çocukla beraber. Çocukla beraber. Bunu anlat. Şimdi ben bu İstanbul'a geldiğimde biz onunla şöyle bir ben orada artık yani insanlar içinde artık oturamadım. Herkes öğrenmişti. Bu da zaten yalvara yakalayıp benim yanıma geldi. Ben de çocuklara sebep. Hani çocuklarım ufaktır, tamam. Kimse de bakanım yok. Ben aldım eve yani. Daha doğrusu hatta bir bu pandemi döneminde de biraz sıkıntılarım da oldu. Kiram yedikti 5-6 ay. O ayrıntılara girmeye evet. Gerek yok. Ben oradan İstanbul'a geldim. Ev burada tuttum. 3 gün geçmedi herhalde benim. Hatta bayisi bana telefon açtı denirse ne yaparsan yap çabuk gel dedi. Özgür çocuğu alıp kaçmış başkasına. Tövbe estağfurullah. Ben bu buradan, 3 aylık çocuğu. En son bu 3 en son. 3, bir en, buçuk ay oğlum, ikinci çocuğum. Ha ikinci çocuğum. Evet. Bunu İzmir'de ben o gece saat 11 mi 12'de ben bilet buldum İzmir'e gittim. Haber alıyor getiriyor otobanın kenarına bırakıp kaçıyor. Adam otobanın evet. Kenarına bırakıp kaçıyor çocukla beraber. Sen gene alıp karını getiriyorsun. Ben getirmedim. Ben gittim oraya. Hatta emniyete de gittim. Ali Ağa emniyetine de gittim. Ben çağırdı. Ben gittim oraya ifademi de verdim. Dedi gel de buraya ifade vermişler. Hatta söyledi şöyle bir şey olmuş. Beni annem evden kovalamış. Ben gitmiş gece parta yatmışım. Parta kalmışım yani. Çocuk diyor bunu. Yok. Benim diyor. Eşim diyor. Eşi Özgür diyor. Sen kovalamışsın diyor ya. Annesi Ali Ağa'da oturan yalan annesi. Uydurmuş diyor. Evet. Yalan uydurmuş. Ha, öyle bir şey kurmuş. Hatta ben yani çoğusunu hep öğrendim yani daha doğrusu. Ben evin önüne gittim. Ya dedim ben çocuğumu ya kendi gelsin bir görüşelim dedim. Bir öğrenelim dedim. Neyin nesidir bu? Sonunda bu kadını Ali Ağa'da terk etti adam otobanda. Sen geri alıp gelmedin mi? Ben şöyle bir şey oldu. Ben getirmedim. Bu gelmedi. Benimle görüşmedi. Çocuğu aldım. Çocuğumu getir bana verir. Ben İstanbul'a geldim. Ama kadın da geldi sonra. İki ay geçmedi. Hatta bana kadın sırrımı evinde olduğunu söylediler. Ben ama öyle geldi, biliyordum. Kabul ettin neticede bu. Ben öyle biliyordum. Evet, ben tamam, öyle biliyordum. Yani daha doğrusu. Tekrar kabul etti. Ben geldi, hatta telefonlar açtı, yalvardı, yakardı. Ben çocuklara sebep yine kabul ettim. Peki, şimdi şimdi bu Ali Ağa'daki adamın adını biliyor musun? Sinan. Evet, Sinan. Şimdi bir amcaoğlu vardı, bir de şimdi Sinan. Evet. Bu yani otobanın kenarında terk edip giden. Evet, otobanı terk edip. Sonra yalvar yakar sana geldi tekrar karın. Evet, İstanbul'a geldi. İstanbul'a geldi. Hı-hı. Şimdi bir buçuk ay önce giderken kucağında 3 aylık bir bebek. 3 aylık bebekten evet. Bu bebek kimin bebeği? Bu bebek benim bebeğim. Peki. Ben çocuğum. Bu kadın tekrar o kendisini otoban kenarında
terk edip giden Sinan'a mı gitmiş? Aynı kişiye gitmiş. Hanım. Aynı kişiye gitmiş. Peki bu Sinan'la nasıl bir konuşma yaptınız ki? Kim kimi aradı? Sinan bu 3 aylık bebeğin senin değil kendisinin olduğunu söylüyor. Ben şöyle bir şey söyleyeyim size. Ben biz Erzurum'dayken 1,5 ay önce biz hastaneye gittik. Hastaneye geldik, parkta oturduk. Hatta dedim yemek falan alayım gelim dedim. O arada ben yemeğe geldiğimde iki çocuğu da parkın içine bırakıyor. Bırakıyor? Evet, bırakıp gidiyor. Ben oradan parkın içinde bayağı gezdim. Yani kasabada biraz dolaştım. Hani dedim belki olabilir. İnsan alıyor. Belki bir yere takılmış, bir yere gitmiş. Ben bayağı dolaştım. Baktım neticede bir şey bulamadım. Ben oradan tekrar parka geldim. Parkta bir bekçi vardı. Çalışan bekçi. Beni de iyi tanıyor yani. Dedi ya nedir dedim böyle böyle. Ya dedi eşim geldi benden telefon istedi. Dedi ben eşimi arıyorum. Aa. Eşimden bir şeyler istiyorum dedi. Halbuki ben aramamış yani. O kişiyi arıyor. O kişiden de doğrusu yani birkaç gün önce de konuşmuş. Ben öyle de. Sinan'la. Evet aynen. Telefonda konuşuyor. Diyor ben parktayım gel ben hazırım diyor. Parkın içinde. Telefon numarasını aldım. Ben aradım cevap vermedi bana. Kapatıyor sürekli. Ama ben aldım emniyete gittim. Emniyette termallere de baktı, kameralara baktı. Emniyette 3,5 saat sonra bana haber verdiler. Ben emniyete bayağı bekledim yani haber vermeleri için. Kameraları izlemişlerdir, evet. Yani onu aslında 3 saat önce görmüşler. Ben söyledim anda onu tespit ettiler yani parkın önünde bindiğini bana söylemediler. Ta ki bunlar Erzurum'da terminalde arabaya binene kadar. Ondan sonra beni çağırdılar dedi eşin dedi tekmanda dedi parkın orada binmiş. Emniyetim burada Erzurum'a gitmişler. Yani bu otobanda terk eden adamla tekrar seninle ve çocuklarla yemek yiyorsun. Sen gittin yemek almaya geldin kadın yok. Gitmiş oradaki bekçiye demiş ki cep telefonunuzu bir kullanabilir miyim? Eşimi arayacağım. Adamcağız da vermiş. Sonra eşi geldi aldı onu demiş. Nereden bilsin? Meğerse başka bir adamla gitmiş. İşte o tekrar kendisini otoban kenarında bırakan Sinan'a gitmiş. Evet. Giderken de kucağında bebek var. Bebekler, 3 aylık bebekler. Peki kim sana söyledi? Sinan mı söyledi bu çocuk benim diye? Şimdi eşim onun yanına giderken ona diyor ki çocuk senden diyor. O da bana mesaj attı. Adam. Adam mesaj attı bana dedi çocuk benden deney testi yaptıralım dedi. Ah. Bana da bunu da söyledi yani teklif etti. Ah. Deney testi için. Yani yüz olması lazım. Ay, biraz. Evet bana deney testi yapalım dedi. Kimin çocuğuysa çıkar meydana. Ben dedim ben kendime göre benim çocuğum oldum ben kendim biliyorum. Benim kendim çocuğum yani. Deney testi yaptırsan yine benim çocuğum. Niye eminsiniz yani? Nasıl emin olabiliyorsunuz? Adam kadın kaç kere gitmiş evden. Dayım diye kaydettiği bir tane erkek var. Amcaoğluyla. Tamam belki bir şey yaşamamıştır. Çünkü amcaoğlu biraz ürkmüş anladığım kadarıyla. Hatta o dayım da aynısı. Kendini uzak tutmuş. Bu Sinan'a kaçmış. Sinan'la bir süre olmuş. Sen duyup da olayları onu bulacaksın diye korkmuş. Bırakmış, kaçmış. Evet. Tekrar da bu 3 aylık bebeği nerede dünyaya getirdi? Erzurum'da. Senin evindeyken dünyaya getirdi. Ama öncesinde Sinan'a kaçmış mıydı? Sinan zaten ben kadınma sığınma evinde olduğunu biliyordum 2 ay boyunca. Ondan sonra tekrar benim yanıma geldi. Tekrar geldi bak benim yanıma. Bak şunu diyorum. Bu Sinan'la ilk kaçtığı var ya ilk gitti. Evet. Kardeşi seni aradı gitti evden diye. Senin karın giderken hamile miydi? Yok. Değildi. Değildi. Yani benim yanıma geldiği zaman da hamile değildi. Onun yanından geldiği zaman da hamile değildi. Sen nereden anlayacaksın ne zaman hamile olduğunu? Şimdi, belli bir süre hiç belli de olmayabilir yani. Biz hastanede gittik. Bu Sinan niye peki böyle bir şey söylesin? Şimdi, böyle bir şeyi de senin karın niye itiraz hocam, etmesin? Şöyle bir şey hayır söylesin. Öyle değil böyle diye. Benim eşim normalde köyde kalmak istemeyen biri. Tamam yani, İstanbul'a gelmek köyü istemiş. Bahane ederek o olayı işledin düşünüyorum ben. Ya hangi birini onu düşün, bahane ederek işledi? Bu adamı mı, bunu mu, bunu mu? Belki senin bilmediğin daha başka bir şey de mi var? Sinan niye? Sen şimdi burada karın geri dönsün hayır diye hocam. Mi geldin? Ne için? Ben sadece çocuğum için geldim. Ha çocuğunu çocuğum istiyorsun. Için. Evet. Ama ben Sinan da o çocuk benim diyor. Ya ben deney testi yapılırsa bir sıkıntım kalmaz. Çocuğu üzerine aldın sen. Benim üzerimde zaten. Problem yok. Benim yanımda oldu. Ama Sinan'ın böyle bir iddiası var. Sinan böyle bir iddianız varsa siz geleceksiniz buraya tabii. Önce. Ondan önce siz geleceksiniz. O çocuk benim ya da o kadın da diyecek ki nikahlı kocası var burada ya. Ne ayıp şey.
adamı arayıp da o çocuk senin değil benim. Ne kadar bir siz nereden öğrendiniz bu rahatlığı, bu ahlaksız durumu böyle normalleştirmeyi, evet, falan. Evet. Gerçekten. Ya bazen izlediğimiz filmlerde, dizilerde de bunun böyle çok normal bir hayatmış gibi sunulması da insanları normal bu filan dedir gündeme getiriyor. Biz hiç değilse burada bir şeyler konuştuğumuzda yaşanan olayların neticesini de gündeme getiriyoruz. Bakın tabii, bunu yaşarsanız sonuçları bu. Hem kendinize hem çocuklarınıza bunu yapmış olursunuz. Bunu yaşarsanız, bunu yaparsanız sonuç bu. Oralarda normal hayat yaşanıyormuş gibi böyle izliyor insanlar hayal aleminde, sonra kendi yaşamaya çalışıyor. O zaman Sinan sen yarın al bu şeyin karısını, nikahlı karısı ya çünkü. Al gel buraya, ondan sonra siz burada iddianızı gündeme getirin. Bu çocuk onun değil, Sinan'ın çocuğu. Biz DNA istiyoruz, çocuğu üzerime almak istiyorum diye. Ne biçimsiniz ya, vallahi billahi bilmiyorum. Efendim dün Emine biliyorsunuz kayıptı. Emine ile ilgili önemli gelişmeler var. Dün de bizi bayağı bir sinirlendirdi bu aile, karşı taraf. 15 yaşında kızı evde tutmalar, orada burada işte eve alıp bekle. Yani böyle bir haber her şeyden, kanunlardan, ahlaktan, ondan bundan uzak yaşam süren insanlar var ne yazık ki. O yüzden diyorum Allah iyilerle karşılaştırsın diye. Amin. Evet, Emine ile ilgili gelişme var. Önce Allah'a, sonra ablama, sonra bütün emniyete, bütün emniyet mensuplarıma güveniyorum. Allah'a sığındım, sonra sizlere sığındım abla. Çolak ailesi kızları Emine'ye doğum gününde sürpriz yapmaya hazırlanmıştı. 15 yaşındaki Emine Çolak'sa 16 gün önce ailesini gözü yaşlı, endişeli bıraktı. Pastalak dedik, çocuklar sevinsinler, ah, doğum günü ya, kutlayalım çocuğunu dedim. Serap Hanım ben sürekli bana diyordu, ben ablam gibi evlenmeyeceğim. İnternetten tanıştığı Emre kim? Kızım sana sesleniyorum, Allah Muhammed için. Seni onlara yem etmeyeceğim kızım. 1000 yaşına da gelsen, ömrüm Allah verdikçe senin peşine düşeceğim. Bugün hemen karakola teslim ediyorsunuz, yoksa akşam evinizden ya da sakladığınız yerden polis marifetiyle aldıracağım. Bak bunu söylüyorum size. Çolak ailesi kızları Emine'ye kavuşabilecek mi? Birazdan. Bu insanlar var ya öyle de komik, komik bir şekilde aslında korkaklar ki, o kadar da böyle hani tırsıyorlar ki, hem yapıyorlar hem de böyle küçücük kızı öne sürüp kendileri yok oluyorlar. Evet. O kadar da korkak ve şeyler yani ne diyeyim size, yetersizler. Şimdi neden diyecekseniz şöyle. Efendim Emine bulundu. Kahramanmaraş Emniyetine de gerçekten burada çok teşekkür ediyoruz. Çocuk Şube, Hatay Çocuk Şube ile Kahramanmaraş Asayiş ortak bir çalışma yürütüyor bu konuda. 15 yaşındaki Emine Çolak'ı buluyorlar. Evet, bu gördüğünüz kişilerin kim olduğunu söyleyeceğim size. Bakın. Evet. Şuraya da alalım arkadaşlar. Aynı zamanda Emre'nin, bu ben Emre'nin yanındayım, çok mutluyum, bilmem ne. Emre'nin ailesi de onu ancak evlenirseniz görebilirsiniz, evlendirirsiniz diye. İşte bak, emniyet böyle yapar sizi işte. Bak, oh, böyle yapar sizi. İçinizi başınızı böyle başınızı böyle basar. Basar böyle. Burada siz kuzu olursunuz. Allah böyle senden razı olsun. Anladınız mı? Böyle olursunuz sonunda. Bu yetmez ya, ama daha hakim karşısına çıkacaksınız. Daha başka şeyler olacak. Sizi böyle görmek, suçluları, her tür suçu senin işlemiş insanları böyle görmek bütün vatandaşların yüreğini soğutuyor. Bunu da evet söyleyeyim yani. Böyle gidersiniz işte orada. Evet. Şimdi bu Emre'nin Emine Çolak'a bulunduğu ama aynı zamanda Emre'nin akrabası olan KK bunlardan biri, CB küçük yaşta kızı kaçırma, Kahramanmaraş iline götürerek alıkoyma suçundan gözaltına alındı. Bakın bu iki bütün i̇şte gidenler var ya, bunlar onlar işte. Yine Emre'nin akrabası olan S bu kaçırılma olayından sonra yurt dışına kaçmış. Çünkü orada bir hayatı varmış zaten. Emre isimli şahıs da halen aranıyor. Çıksana Emre. Çıksana, seni de böyle görmek istiyorum. Bak böyle. İki büklüm.
Hani böyle delikanlı gibi zannedip böyle adam adam 15 yaşında kızı götürmek kolay. Kolaysa emniyetin karşısına çıksan şimdi böyle. Halen aranıyor. Kim bilir korkak fareler gibi nerelerde, ne köşelerde. Daha önce başka suçlardan da aranıyormuş Emre. Emre için kayıp başvurusu yapmış annesi. Emine polis memurlarına verdiği ifadesinde otostop çekerek Hatay'dan Kahramanmaraş'a gittiğini, inanmıyorum buna. Hı. Asla inanmıyorum. Asla inanmıyorum. Kesinlikle. Ama Emre ile birlikte olmadığını söylemiş. Emine ailesinin yanına dönmek istemediğini, yurtta kalmak istediğini belirtmiş. Emre ile birlikte olmadığını söylemiş. Buna da inanmıyorum. Bu çocukların da bu işte dahli var. Tabii yani öyle. Bir sürü şey olmuş olabilir. Bu kızın başına bir sürü şey gelmiş olabilir. O sebeple ailesinin yanına gelmek istemiyor olabilir. Tabii. Yuvada daha güvende olacağını düşündüğü için. Halit Bey, sen yine de kızına bir seslen buradan. Şu an sosyal hizmetlerde kızım. Kızım, geri dön bana. Korkuyor. Korkma kızım, ne olursa olsun korkma. Bağrıma basacağım seni. Ne olursa olsun başına ne gelirse gelsin, sen benim ciğerimsin kızım, sen benim gülümsün. Seni koparttılar ama koparamadılar kızım. Ben senin peşindeyim. Geri dön. Geri dön kızım, Allah rızası için. Ben seni Maraş'a kadar gideceğim. Peki. Alacağım seni kızım. Ben size şunu söyleyeyim. Çocuklar ilk başta bir şok yaşıyorlar, bir korku yaşıyorlar. Aileden çekiniyorlar. Dolayısıyla birkaç çekinmesin gün... Yok, birkaç gün orada kalsın. Bir kafasını toplasın. Annesini, babasını, abisini, abileri neyse. En iyi tanıyan o. Bence o bir karar versin. Ama bütün dileğim, bütün bu suçları, cinayet olabilir, istismar olabilir, kaçırma olabilir, dolandırıcı ne suç işlemişse, kanuna aykırı ne yapmışsa, o kişileri işte böyle, oh vallahi billahi içim soğudu. Evet. Abla, yemin ediyorum o Emre'yi de böyle görmek istiyorum ki göreceğiz. Evet efendim, bence güzel bir finaldi. Yani 15 yaşındaki Emine'yi kaçıran, aklına giren, kaçırılmasına yardım ve yataklık eden ya da ileri başka şeylerde bulunan kişileri böyle polislerin arasında, emniyetin arasında görmek gerçekten bence mutlu son diyebilirim. Yani iyi bir finaldi. Yarın inşallah daha güzel sonlarda buluşmak üzere. Saat 13'te sizleri ekran başına Star'da bekliyoruz efendim. Kendinize iyi bakın, sevdiklerinize iyi bakın, sizi sevenlere iyi bakın. Sizi seviyorum. Allah'a ısmarladık.